Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Biliyorsunuz hafta içi her sabah olduğu gibi gündemle ilgili, gündeme dair birazdan zaten gündem maddelerini konuşacağız. Çok rahat bir şekilde beni arayabilirsiniz. 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Tabii günün öne çıkan başlıkları bugün gazete başlıkları genellikle zaten biliyorsunuz. Bugün gecemiz dört dörtlük olsun tarzına başlıklar var. Bugün dört takımımız Avrupa Ligi'nde bu akşam 19.45'te Fenerbahçe AEK Larnaka deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise saat 22'de Monaco'yu evinde ağırlayacak. Konferans Ligi'nde de Başakşehir 19.45'te Rigas Skola ile karşılaşacak. Diğer temsilcimiz Sivas Spor'da Balkan ile Kosova'da kozlarını paylaşacak. Diğer başlıklara geldiğimiz zaman inşallah bu akşam zaferlerle döneriz. Dört takımımız da Avrupa yolunda bu akşam ülke puanı katkısı da çok çok önemli. Ülke puanımıza katkı anlamında zaferlerin geleceği bir gece bekliyoruz. 16 Ekim Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor, Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasını da Ali Şansalan yöneticiye açıklandı. Birazdan zaten hakemlerle ilgili maç programında söyleyeceğim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi, anlaştık dedi. Galatasaray Başkanı Ekim ayındaki olağan divan kurulunda çok önemli açıklamalar yaptı. Detayına birazdan tekrar gireceğiz. Sarı Kırmızı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve eski milli futbolcusu Ayhan Akman'ın Galatasaray üyelik başvuruları tüzük sebebiyle reddedildiği iddia edildi. Bu haber de çok ilginç. Birazdan detayını zaten aktaracağım sizlere. Genelde maçlar üzerinden gideceğiz zaten biliyorsunuz. Bugün dört takımımız da sahneye çıkıyor. İnşallah demin de söylemiş olduğum gibi 4'te 4 yaparız. 4x4 gurur gecemiz olur diyelim. Günaydın. Günaydın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kime görüşüyorum? İsmail Bey hoş geldiniz. Ben... Teşekkürler, size hoş geldiniz. Sağ olun İsmail Bey. Aygün Bey, bugün özellikle takımlarımıza başarılar diliyorum. Bugün iki galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet bekliyorum. Hayda, mağlubiyeti kimden bekliyorsunuz? Niye öyle bir... Trabzonspor'dan bekliyorsunuz. Aynen. Bir Trabzonlu var, Trabzonspor'da mağlubiyet bekliyorum. Niye neden böyle bir karamsarlık içindesiniz İsmail Bey? Neden? Bilmiyorum. Sonra ilk maçı seyrettim. En son maçı. 30 dakikada takım bir şut atmaz mı? İlk 45 dakika zaten fenaydı. İlk 45 dakika saymıyorum. 30 dakikada bir şut atıyor, o da kale tutmuyor. 90 dakikada 3 şut varmış galiba değil mi? İkisi Trabzon'da. 4 tane isabetli şut var. 4 tane isabetli şut var. 20 şut çekmişsin. 4 tane isabetli şutun var. Rakip takım 7 tane şut çekmiş, bir tane isabetli şutu var ama aması var. Ama nedir? Burada kalecinin, yani rakip takımın kalecisinin bir... nasıl kaleci olduğunu anlamadık. Yani bir yatıp da golü kavramı kurtarıyor. Ne yapıyor? İnsanın yeri yatırı görmedik yani. O şekilde bir şut var. Yani böyle Uğurcan'ın kurtardığı bir şut var. Yani gol olabilecek pozisyonu bir gol kurtardı. Yani onun gibi atlayıp da bir gol kurtardığını görmedik yani. Abdullah Azze'ye tepkimiz bundan bizim. Yani şut çek olmasın. Kaleci tutsun önemli değil ama şut çek. Yenil. Oyuna yenil. İki pas, üç pas yaptığını izledim mi? Ben bilmiyorum da. Ben tabii Fenerbahçe maçındaydım. Daha sonra da özetlerden izleyebildim. O gün full... 70 dakika üç pas yapamadı. Oynarsın yenilirsin. Bu doğaldır. Ama yani bundan dolayı hiç ümidimiz yok bugünkü maçta. İnşallah bizi yanıltır Abdullah'da. Bunu belirteyim. Bir ikincisi bu... Dün mi açıkladınız? Bir kulüplerin borcu. Dün söyledik evet. 20.7 yani 21 milyar TL'ye yaklaşmış. Ya bununla ilgili bir müsaade efendim bir şey söylüyorum. Buyurun efendim buyurun. Yani şimdi bu kulüplerin suçu değil. Bu tamamen federasyonun suçu. Tamamen devlet büyüklerimizin suçu. Yardım yapmayan kulüplere bakalım ne yapacaklar. Bırakın yardımı kesin. Kardeşim borcunu ödedi diyebilir misin kulüplere? Demem lazım. Ama bir gariban vatandaş bir bankada devlet bankasında bir alacağı olsa 500 lira 1000 lira alacağı olsa banka 500 defa arar.
Ama büyük kulüplere hiçbir şey yapamıyor. Niye? Devlet destekli arkası. Ondan dolayı bir şey yapamıyor. Yani bunu engellememiz lazım. 5 sene transfer yasağı gelmesi lazım kulüplere. Ancak bu şekilde düzelir, başka düzelmez. Bence yani konuda... bence kulüplerin yapısını değiştirip artık yanlarına nasıl İngiltere'de, Fransa'da varsa yabancılarla beraber, yabancı sermaye ile beraber devam etmeleri gerekir. O noktaya geldik. 5 senede, 55 senede transfer yasağı koysanız bu rakamlar kapanmaz. Bir soru sorup kapattım. Kapattıysa sorumun cevabını alayım senden. Buyurun. Zor bir soru değil. Bildiğim bir cevap soru da mesela. Neden bir kulüp başkanı veya bir kulübe bir hoca gidecek adam, bir vekilden veya bir X, yani mecliste bir insan vekilimizden veya birinden teyit almadan bir kulübe hoca olamıyor veya başkan olamıyor? Burayı ben çok merak ettim ben. Ya belli. Ya bu bizim maalesef en büyük hastalığımız İsmail Bey, maalesef. Geçen bir hoca bağlandı Salim Manav'a, bak bir hocamız bağlandı. Şunu dedi, ben dedi bir kulüpten de her konuda anlaştım dedi. Son anda başkası devreye girerek başkasına. Vekili araması lazımmış kulübü, ondan sonra başlayacak. Maalesef siyasileri araya soktular. Maalesef siyasiler de bu işin içine çok girdiler. Salim arkadaşımızın bir açıklaması daha vardı. Bunu duydun mu bilmiyorum ama. Şöyle bir şey açıkladı. Bu benim içimi dondurdu yani. Çok şey bir şey. Yani bu Salim Manav'da açıkladığı şeylerde yalan yoktur. Tabii doğrudur. Yani, aynen. Çok seviyoruz onu da. Şöyle bir şey. Hakem arkadaşlarımız hata yapıyor ki sosyal medyadan bize ağır hitaplar yazın, mahkemeye verip para kazanalım diye bir şey sözü vardı. Bu doğru mu acaba? Dur, anlamadım. Ne? Hakem? Şimdi, hakemler hata yapıyor yani. Evet. Bize sosyal medyadan ağır kelimeler kullanılsın ki mahkeme kararıyla buradan insanlardan tazminat alalım diye. Hakemler mi böyle, diyormuş bunu? Evet. İlk kez duydum, bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Evet, Salim Manav'ın böyle bir açıklaması vardı. Yani bu yani... Sen teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler. Tamam. Şimdi şu şeye baktım. İsmail Bey söyleyince bir taraftarlar, hani bu aralar maçlara gitmiyor ya, Trabzon özellikle, Trabzonspor taraftarları maçlara gitmiyor. 28 kombine var öyle hatırlıyorum ben, yani Trabzonspor stadında. Trabzon Monaco maçı tribün doluluk oranı, satılan bilet 31.376. Genel satılan bilet 31.376'ymış. 28.000 kombine var. 3.000 civarının bile satılmış. Öyle gözüküyor. Bilmiyorum maç saatine kadar bu değişir mi değişmez mi, ne olur ne biter bilmiyorum ama yani %81.8 diyor ama satılan bilet toplamda kombine 28. 28, 3000'de 3300 küsürde 3500'de bilet satılmış demek ki, şu ana kadarki bilet satılan rakam bu. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Instagram mesajlarına dönelim. Tuncay Toraman, günaydın Aygün abi. Sayın Saffet Sancaklı bir yasa getirecekti. Ne oldu abi? Sen kulüplerin borç batağı olduğunu hep söylersin dediğin için aklıma geldi. Abi, Türkçem zayıf olabilir, kusura bakma şimdiden demiş. Sevgiler saygılar Hollanda'dan Tuncay Toraman. Toraman, çok özür dilerim, Toraman dedim. Özür dilerim. Tuncay Toraman kardeşimize sevgiler saygılarımızı iletelim. Hollanda'ya bir kez daha günaydın, günaydın. Günaydın Aygün abi. Radyonuzu da kapatırsanız harika olur. Kendimi dinliyorum bir anda. Sesim de fena tamam. Değilmiş ya radyodan çıkarken. Günaydın. Arabanın sesinden, radyosundan çıkarken. Evet, şeyden. Günaydın Aygün abi. Günaydın. Sağ ol, günaydın. İstanbul, nasıl? Kimle görüşüyoruz? Kim? İstanbul'dan Nazım ben abi. Nazım Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tüm takımlara bugün başarılar diliyorum abi. İnşallah hepsi çok güzel puanlar alın. İlk puanlarına biraz katkımız olur inşallah. İnşallah. İlerleyen zamanlar için. Ben bu son 2-3-4 günden özellikle bu hafta Trabzonspor hakkında biraz çok fazla taraftarlarımızın özellikle... Trabzonspor taraftarsınız değil mi Nazım Bey siz? Trabzonspor. Evet. Buyurun. Trabzonspor taraftar. Çok fazla böyle gereksiz yani panik serisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle... Ofisteki senden beri şampiyon olamamış bir takımın bir enerji patlaması oldu. Ve ister istemez o takımda bir süre form düşüklükleri normal karşılanabilir. Bizi en çok
tepki verilen aslında çok fazla transfer yapmamız. 13 tane transfer yapmamız. Ya aslına baktığın zaman Aygün abi, şimdi alt alta koyduğunuz zaman bu transferlerin aslında en fazla 1-2 tanesini gereksiz olarak görebilirsiniz. Şimdi hocaya da şöyle hak vermek lazım hatta yönetime. Şimdi bu senenin, şimdi geçen senenin omurga kadrosundan 4 tane oyuncunun 2 tanesini sezon kapatıyor sakat. Bir tanesi de daha sezonun 2. 3. haftası satış yapıyor. Diğeri zaten sözleşme imzalamadı. Peki bu kadar transfer ihtiyaç var mıydı? Şöyle abi. Tek tek bakalım abi. Bakalım. Şimdi bizim zaten bir sağ bek, sol bek ihtiyacımız var mıydı? Vardı. Stoper ihtiyacın da vardı. Stoper ihtiyacımız var mıydı? Vardı. Vardı. Diopis'in dışında Berat gitti. Dorukhan da gitti. Bizim orada 6 numarada oynayabilecek. Yani çapa görevi görebilecek en az 2 tane adama ihtiyacımız var mıydı? Çünkü Diopis tek başına bunu halledebilir mi? Bir Avrupa Ligi, kupa. En az 2 tane adam lazım değil mi göre? Aldık. Forvet'te zaten Cornelius varken bizim ikinci bir daha forvete ihtiyacımız var demiyor muyduk? Diyorduk. Forvet gittikten sonra iki forvet alındı. O da güzel. Şimdi tabi Umut Bozok ve şey üzerinden söylüyorsun değil mi? Maxi Gomez ve Umut Bozok üzerinden söylüyorsun değil mi bunu? Tabii tabii. Cornelius gidince Maxi Gomez aldık. Ben bakı yemeği göndermezdim. Aynı. Var, ayrı. Tabii Cornelius gitmesi belki yanlış bir hareket. Hazır da formda. Ya ama evet, adam gitmek istedikten sonra da bir şey yapamazsın yani. Ha, o ayrı bir şey. Sonra Edin Iska sakatlandı. İster istemez oraya Lahtimi alındı. Lahtimi var. Abdülkadir var orada. Şimdi şu alternatif. Burada belki fazladan transfer diyebileceğimiz bir Naci Ün niye alındığını anlamadım. Kesinlikle anlamadım. Naci Ün'ü var. Yani hani Fenerbahçe'ye baktığın zaman 5 tane forvet gözüküyor. İşte Serdar Dursun en son forvet anlamında gözüküyor yani 5. forvet anlamında. Naci de zaten baktığın zaman forvet aslında. Forvet o. Ya onu işte onu şu var. Şimdi hazır Maxi Gomez'i aldın. Umut Bozo'yu da aldın. Elinde zaten bir de Janin'in var. Bir de Emirhan var. Zaten 4 tane adamı varken Naci almaları bence yanlıştı. Bir de yani bütün faturayı Naci'ye mi çıkardık şimdi? Sevgili Nazım kardeşim. Bütün fatura Naci'ye mi çıktı? Hayır. Naci Ünüvar'a mı çıktı? Gereksiz anlamında değil mi? Şimdi Ben Naci'nin şu anda oyunculuğu hakkında yaptığı yani performans hakkında konuşmuyorum. Hayır anladım ne demek istediğini anladın mı? Orada ama alternatifi çok tutman gerekiyor. Çünkü sadece ligde oynamıyorsun. Yani Zira Türkiye kupan var ve o zaman Şampiyonlar Ligi ve şimdi Avrupa kupalarım var. Anladın mı demek istediğimi? Ondan dolayı ben fazlalık transferi olarak hani 13 tane aldık biz ya. Hani 13 tane içerisinde diyorum ki hani 12. Enis vardı. 13. Naci Ün'ü var belki sorgulanabilir. Hani fazlalık olduğu için. Onun dışında alınan 11 tane adamı bence 11'inin transferi doğru. Bizde tek sıkıntı şu oldu. Ya o da gerçekten hiçbir kulübünde Allah başına vermesin. Ya sezon başladı. Dorukhan'ı kaybetti. Evet Dorukhan. Edinmiş ceza sonra. 2. hafta Vizca'yı kaybetti. 3. hafta Forvet'ini kaybetti. Tamam mı? Hani takımın bir anda geçen seneki omurganın ve en az 30-40 tane gol, belki 50 tane gol ederek etki yapan 4 tane adamı, yani 5 tane adamı 4'ünü kaybetti. Bir de hani Uğurcan'da da büyük düşüş yaşıyorsun. Bunların dışında Uğurcan'da ve Abdülkadir Ömür'ü de ister istemez bir düştük var. Takımın ayarı bozuldu. Hani bizim taraftar da bizim en büyük sıkıntımız şu Aygün abi. Sen şimdi ben sana bir şey söyleyeyim lazım. Ben 33 senedir bu işi yapıyorum. 33 senedir de belki son birkaç sene gitmedim Trabzon'a. Ben Trabzon tribünleri çok iyi bilen bir insanım. Trabzon tribünleri teknik direktör gibidir. Doğru mu kardeşim? Evet abi bizim en büyük kusurumuz bu zaten. Biz hepsi teknik direktördür. Bak ben sana söyleyeyim. Hepsi teknik direktördür. Bak çok fazla biliyorum. O kadar fazla biliyoruz ki. Ya takım, ya bu takım öyle de böyle geçen sene bir şampiyonluk görmüş 40 sene sonra. Ya bir nesil şampiyonluk görmüş. Ben 42 yaşındayım. Ben aklım başında ilk defa şampiyonluk gördüm. Hani takıma da bakıyorum. Tamam bu haftaki Kasımpaşa maçında mücadele yoktu ortada. Okey. Ama genele baktığınız zaman bir bocalama süreci. Ya burada taraftar eğer desteklemeyecekse, takımın arkasında kalmayacaksa başarıdan, ya bu konuda Fenerbahçe taraftarını tek geçiyorum. Net tek geçiyorum. Yani Trabzonsporluyum ama tek geçiyorum. Yani kötü de oynasa, iyi de oynasa bir şekilde takımını ittiriyor, kaktırıyor, bir şey yapıyor. Hani ya ben bu hafta maçı seyrederken ya tamam kötü oyna, ya taraftara bakıyorum oyuna gireni ıslıklıyor. Daha 60. 70. dakikada
0-0 oynanan, sanki 2-0 3-0 mağlupmuşuz gibi topu ayağına alan topçu ıslık atıyor. Yani ben bilinçli bir taraftar grubunun bunu yaptığını düşünmüyorum. Sanki diyorum ki ya acaba diyorum muhalif kanattan diyorum ya da Trabzon, ya biliyorsun Trabzon bir cadı kazanı gibi bir yer Trabzon'su. Acaba diyorum kasıtlı mı yapıyor? Hani çünkü benim yani hani şey mi? Hani seçime gidersin de hafta sonu seçimin vardır da sayın başkanın karşısına biri çık ama öyle bir şey de yok. O da yok yani ona da ben anlatıyorum. Hani Trabzon'un şu anda 17 puanda. Şimdi Trabzon tribünleri Trabzon'u bıraktı. Bence bunun sebebi sorulması lazım sevgili Nazım kardeşim. Trabzon tribünleri Trabzon'u niye bıraktı? Sebep yok bence ama. Yani şimdi sen şimdi düşün abi. Tamam sen şimdi yılların gazetecisin. Tamam mı? Fenerbahçe kongre üyesi adam. Evet. Bir abimizsin. Sen şimdi alt alta koy abi. 38 sene sonra şampiyonluk gördün mü? Nazım sevgili Nazım kardeşim bak. Şunu sana söyleyeyim. 2 senede 3 kupa aldı mı? Hemfikirim. Aldı. Hemfikirim. Ama bu ülkede yani bu ülkede ama bak bu ülkede küçüklük mü? Şimdi bu ülkede şampiyon yapmış olan teknik direktörler çok gönderildi. Burada ben şöyle sana söyleyeyim biraz Abdullah Avcı'yı formsuz görüyorum. Net sana söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın o şampiyonluktan sonra şampiyonluk öncesi ve şampiyonluktan sonraki durumunun farklı olduğunu görüyorum. Artık Abdullah Avcı'nın etrafını dinlemediğini tahmin ediyorum. Bak ben sana bunları benim bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum sana. Ben şimdi farklı bir şey söylemek istemiyorum sana. Sanki Abdullah Avcı geçen seneki Abdullah Avcı da bu seneki Abdullah Avcı'sında bir fark var. Geçen sene herkesi dinleyen, yanındakilere dinleyen bir Abdullah Avcı vardı. Ve onlarla beraber o başarı geldi. Sadece Abdullah Avcı değil, teknik kadrodaki de. Ama şimdi sanki Abdullah Avcı hiç kimseyi dinlemiyor. Biraz böyle şey olmuş, havaya girmiş demek istemiyorum. Yanlış olur Trabzon camiasına şey yapmak istemiyorum ama biraz ayaklarını yere basması gerekiyor. Etrafını dinlemesi gerekiyor. Oyuncu değişikliklerinde hatalar yapıyor. Oyuncu tercihlerinde hatalar yapıyor Abdullah Avcı. Bak orada seninle fikiriz. Abdullah Avcı şu anda bir form düşüklüğü var. Çok anlamlı bir şekilde böyle bir... Hani tamam şampiyon yaptım. Yani biraz sanki ego demeyelim de biz bunlarda başka demeyelim de demek istemiyorum yani anladın mı demek istediğimi? Bir şey var ama bak bu o işin başka bir boyutu ama ben daha bir gün 10. haftası hani, ama şimdi Trabzon bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana Nazım sevgili Nazım kardeşim. Trabzon maçlarını izliyoruz. Trabzon umut vermiyor. Abi umut vermiyor dediğin maçları tek tek bakalım mı? Ya yani şimdi bir şey sana söyleyeceğim. Yani Bak Kasımpaşa maçını kenara koyalım. Antep maçında kötü top oynadı mı Trabzon? Kayseri maçı. Kayseri maçında kötü top oynadı mı? Ama bak burada genelde hatalardan gelen puanlar da var. Anladın mı ne demek istediğimi sen benim? Çok iyi anladın sen demek istediğimi. Hatalar derken abi şimdi bak mutlaka hatalarıdır ama Trabzon bu en son ki bu Kasımpaşa maçında bak geçer sevgi futbolcu öyle diyorum. Ya 5-2 kaybettiğimiz Antalya Spor maçını tamam istiyorum. Gollerin son vuruşları çıkartalım. Herhangi bir dışarıdan yabancı bir adama kimse o maçın 5-2 bittiğini anlamaz. Yediğimiz 5 tane golün 4 tane bireysel hata. İşte onu diyorum sana. Çok şu an. Çok çok kötü bir futbolumuz yok. Tamam sıkıntılar var. Ama hani daha 10. haftadan hafta başından beri işte bakıyorum demin de İsmail Bey. Diyor ki Trabzonspor yenildi. Ya yenilebilir. O ayrı bir şey. Ama 10. haftadan daha ligden kopmamışsın. Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Şimdi Allah korusun. Bu akşam kötü bir sonuç. Allah korusun diyorum bak. Arkasından Beşiktaş maçı sonrası kötü bir sonuç. Trabzon şehrini çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Bak Trabzonlu değilim ben. Trabzon şehrini bilen biri olarak sana söylüyorum. Oklar çok farklı noktaya gider. Doğru mu sence abi? Değil. Doğru mu? Değil. Ben onu söylüyorum yani hani. Değil ama Trabzon taraftarının bakış açısı böyle. Bir şey diyemem. Bak bugün gene Sayın Abdullah Avcı dün de söylüyor işte destek olun yanımıza gelin diye konuşuyor. O da biliyor zaten neyin ne olduğunu. Ama işte. Nelerin olacağını da biliyor. Yani bizim kendi taraftarımızın ya Abdullah da şöyle söyleyeyim her şey bir tarafa konması lazım. Her şey bir tarafa konması lazım. Ya 38 sene sonra sana şampiyonluk getirmiş. 3 tane kupayla seçen, içen, 2 tane kupayla sezon kapatmış. Ya bir hocanın da... Yani kredisi olması gerekiyor. En azından bir sene ne yaparsa yapsın... Zaten bir senedir 2025'e kadar 2025'e kadar sözleşmesi var. Bırak bir sene 2025'e kadar sözleşmesi var. Var. O da bence doğru bir hareketti. Doğru bir hareketti ama yanlış zamanda yapıldı. Doğru bir hareketti ama zamanlama yanlış. Gereksiz. Sezon sonu yap bunu. Bak bunu Nazım sevgili Nazım kardeşim bunu sezon sonu yap.
Aynen. Ya şampiyon oldun sezonun sonunda ya da bu sezonun sonunda yaptırıma göre. Aynen. Yani ilk başlamış 8 hafta geçmiş. 2 tane altın maç oynamışsın. İmzalamanın ne anlamı var? Tribünler yarın öbür gün boykota girerse ne olacak? Tabii o sıkıntı. Yani dediğin, bak, o bedelleri kim ödeyecek? Sezon sonunda yani geçen sene şampiyonluğu olduğumuz sezon sonunda yapılsanım. Bak inan abi kimse sesini kimse çıkarmazlar. Ama abi, şimdi ne diyorlar? Abi. Bağlananlar ne diyor? Gereksizde niye yapıldı? Bu parayı kim ödeyecek giderse diyor. Doğru. Aynen. Ya doğru. Ortada da işte biraz da bizim muallakımız o. Ortada da öyle abes dijital bir sıkıntımız da yok. Akşamları televizyona bakıyorum. Ama sen ya şu var. Sanki Trabzon 10. hafta geçmiş. Ligin son 2 sırasında. Sanki 4 puanı var. Yani takım sanki kaosun içerisinde. Böyle bir hava veriyorlar. Ve bunu da genellikle yapan bizim Trabzonspor'un yazarları ve taraftarları. Hani ben bunları paylaşmak istedim. Peki. Hani biraz kendi taraftarımıza özellikle. Ya biraz sabır diyorum, tamam bizim genetiğimizde sabır yok ama ya birazcık sabredelim, birazcık hoşgörülü olalım. Yazık onlar da, tamam topçular ya en üst, şimdi 13 tane adam gelmiş daha kadro birbirini tanımıyor. Birazcık onlara da müsaade etmek lazım abi. Futbolun da böyle bir kültürü var yani. Yeni kurdu Trabzon bu adamlarla, bu 13 tane adamlarla sezon başı kampı geçirmedi. Doğru. Biraz da o şekilde bakmak lazım. Hani futbolu lafa geldiğimiz zaman çok bildiğimizi iddia ediyoruz. Okey ama takımın neredeyse %70'i bir şekilde %60'ı yenilenmiş. Tamam mı? Bu takımın da beraber oynama alışkanlığı geçene kadar biraz zaman tanımamız lazım. Ben şöyle çok başarılı görüyorum yine Trabzonspor'u. Yani bu kadar yeni transferle beraber yine o bölüşün içerisinden kopmadan devam edebiliyorsa bence başarı. Çünkü bu kadar transferle beraber kopmadan devam ediyor. Anladım. Peki. Olacak. Peki. Çok teşekkürler. Herkese bütün takımlarımıza bu akşam Fenerbahçe, Başakşehir'e, Sivas'a, Trabzonspor'a ve Trabzonspor'a başarılar diyorum. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. 1,5 sene önce mi ne abi? Bir kere yayına bağlanmıştım. İsmini unuttum bir arkadaşımızın yanında yine Radyospor'da. Dedim Saadettin Saran dedim Fenerbahçe başkanı olmadan inşallah dedim bir Trabzonspor olarak bir şampiyonluk yok. Saadettin Bey gelirse göremez miyiz diyorsun? Saadettin Saran dedim başkan olursa bu ülkede, çünkü Trabzonspor taraftarı olarak bence tamam bizim başkanımız da mükemmel. Futbolun içinden, spordan bir adam. Camianın içinden evet. İşi biliyor, camiacı bir adam. Ama Saadettin Saran gerçekten bir spor adamı, futbol adamı. İyi ki o başkan olmadan biz şampiyon olduk diyorum. Peki, çok teşekkürler. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Evet, şöyle bir puan cetveline bakalım. Bir de kalan maçlara bakalım. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Reklama mı gideceğiz? İki dakika bir bakalım ondan sonra reklama gidelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gelelim Fenerbahçe'nin grubuna. Fenerbahçe şu an 7 puanla. Lider Rennes'le beraber 7 puanı var. Larnaca'nın 3 puanı var. Dinamo Kiev'in puanı yok. Kalan maçlara baktığımız zaman Fenerbahçe bu akşam AEK Larnaca deplasmanında. Sonra içeride Rennes'le oynayacak. Sonra deplasmanda Dinamo Kiev'e gidecek. Yani Fenerbahçe bu akşam kazanır, Rennes maçını da kayıpsa atlatırsa çok büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Neden öyle söylüyorum? Çünkü lider olarak çıktığınız zaman hem maçlar Mart'tan itibaren başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarla karşılaşmayacaksınız. 16 turu falan filan büyük avantaj elde edeceksiniz. Dönelim Trabzonspor'a bakalım. Ondan sonra diğer takımlarımıza da bakacağız zaten. Trabzon'a baktığımız zaman Trabzonspor'un bu akşam ben hani o lafları kullanmak istiyorum ama ölüm kalım maçı. Resmen kazanmaktan başka şansı yok. Yani beraberlik bile Trabzon işine yaramıyor. Fenerbahçe 6 puanı var. Monaco'nun 6 puanı var. Trabzonspor'un 3 puanı var. Kızılyıldız'ın 3 puanı var. Kalan maçlara baktığımızda zaten bu akşam biliyorsunuz Monaco Trabzonspor Trabzonspor Monaco maçı var. Şöyle kalan maçlara baktığımızda 27 Ekim'de Trabzonspor Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Ve daha sonra da içeride şu an lider olan French Faras'la oynayacak. Yani Trabzonspor'un bu akşamki maçı kayıpsız atlatması lazım. Kızılyıldız deplasmanı geçmesi lazım 3 puanla. İçerideki French Faras'tan da mutlak surette puan veya puanlar alması lazım. Biraz Trabzonspor sıkıntıya soktu kendini. Dönelim konferans ligindeki takımlarımıza bakalım. Başakşehir zaten biliyorsunuz 7 puanı var. Yani Başakşehir bu akşam zaten Rigas Skola'yı maçını kazandığı zaman zaten liderliğini
garantilemiş olacak. Sivas Spor'a baktığımız zaman da Balkani ile Sivas Spor, yani grupta herkesin aslında dörder puanı var. Balkani, Sivas Spor, Slavia Prag ve Kuluş'un dörder puanı var. Yani bu biraz daha sıkıntılı bir grup. Kaybeden gider. Puan veya puanlar kaybeden maalesef şansını da kaybeder, onu belirtelim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. 11'e kadar bugün telefon alacağız. 11'den sonra iki bağlantı yapacağız. Biliyorsunuz bu akşam maçlar var. Bunlarla ilgili tabii sizlerin görüşleri önemli ama hafta sonu da bugün ve yarından itibaren biraz daha derbiye döneceğimizi belirtmek istiyorum. Hem bir Trabzonspor bağlantısı yapacağız, bir Beşiktaş bağlantısı yapacağız. Yarın hem bu akşamla ilgili 3 bağlantı yapacağız yarında. Tekrar bir Fenerbahçe bağlantısı yapabiliriz. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Trabzon bağlantısı yapacağız yarın sabah. Hem bu akşamki maçın analizini yapacağız. Hem hafta sonu derbiyle ilgili Trabzon Beşiktaş maçı ile ilgili yorumlar alacağız. Beşiktaş bağlantısı da yapacağız. Beşiktaş'la ilgili de yarın bir bağlantı yapacağız. Yani biraz daha fazla bugünden itibaren ve yarın hem bu akşamın analizi ve yarından sonra da tamamen derbiye döneceğimizi belirtelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, gelelim mesajlara. Merhaba yayınlar abi, dünden beri çok sinirliyim. Kasımpaşa Kulübü'ne bizden önceki hiç saha maç deplasmana gelen Hatayspor'a bilet 60 TL. Bizim maçımıza ise misafir tribün bilet 300 TL abi. Bunun bir standardı yok mu? Herkes senin kafasına göre fiyat biçecek mi? Yazıklar olsun diyorum demiş Hüseyin Altındal. Haklı. Hüseyin Bey haklı. Burada da bir standart koymak lazım ya. İşte büyük takımların geldiği zaman işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray veya Trabzonspor deplasmana gittiği zaman deplasman tabii kendi aralarındaki değil, o yasaklandı. Normal maçlarda deplasmana gittikleri zaman o 10 liralık 20 liralık bilet fiyatlarını bir anda 200-300 liraya görüyoruz. Yanlış. Naci Ünü var. Kesinlikle kötü bir oyuncu değil abi demiş. Kim demiş? Tuncay Toraman bizi dinlemiş. Demin zaten mesajını okudum sevgili Tuncay'ın. Naci'nin tabii yani rotasyon anlamında belki ileriki dönemlerde forma giyecek ama ben de Naci'yi beğeniyorum. Günaydın. Naci Ünivar'ı. Günaydın. Guten Morgen Aygün abi. Guten Morgen. Guten Morgen. İyiyim, siz nasılsınız? Avusturya'dan sevgiler abim. Aha, Avusturya. Kimle görüşüyoruz? Osman ben abi. Osman Köysüren, Kırşehirliyim. Avusturya'da yaşıyorum. Nasılsın abi, iyisin? 16. bölgede misin? Ben Salzburg'dayım abi. Salzburg'tasın ha. Evet, daha önce de konuştuk. Nasıl böyle bir ukalalık yapıyorum, 16. bölgede misin diye. Estağfurullah abi, 300 kilometre uzakta Viyana bize. Abim öncelikle Avrupa'da oynayan tüm Türk takımlarımıza başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım, çok koyu bir Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe Avrupa'da kazandığımda çok mutlu oluyorum. Hani öyle bir düşmanlığım yok. Avrupa'da ben sana bir şey söyleyeyim sevgili Osman, hakikaten orada baktığım zaman yani yan yana fotoğrafları ben çok çektim. Fenerlisi, Beşiktaşlı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Sivaslısı, Samsunlusu atıyorum yani, anladın mı? Formalarını evet, giyip abi geliyorlar, o çok güzel bir şey. Tam destek veriliyor. Burada gerçekten öyle abi, çünkü niye biz o kafayla büyüyoruz? Niye böyle büyüyoruz abi? Çünkü Avusturya'da bir okula gittiğinde veya iş yerine gittiğinde hani Fenerbahçe, Beşiktaş kaybetti demiyorlar, Türkiye kaybetti diyorlar. O yüzden buradakiler onun bilincinde olduğu için Avrupa'da hep Türk takımlarını destekleriz. Yani bu Fenerbahçe, Beşiktaş yoktur. Ben her Fenerbahçe maçını da izlerim. Çok koyu bir Galatasaraylıyım. O yüzden umarım hepsi kazanır ve ülke puanımıza da katılır. Bu koyu ne demek yani? Koyu Galatasaray ne demek? Çok seviyorum Galatasaray'ı. O yüzden hani öyle bir holigan. Kırmızısı mı çok koyu kırmızı oluyor? Kırmızı tarafı mı çok koyu oluyor? Ha? Evet abi. Sevgili Osman abi, dinliyor seni. Altay konusuna gelince ben o konuya çok üzülüyorum, kaleci Altay konusuna. Çünkü Fenerbahçe'nin oynadığı sistem gol yemeye müsait. Hani bunun öncesine de bakarsak hani Altay... Çok fazla açık bırakılıyor. Stoperle kale arası çok fazla açık var, doğru. Evet, hani Altay'ın yerine başka bir kaleci olsa, hani Altay'a bakıyorsun, hani toplam 9 maçta 10 maçta işte Avrupa dahil bu sezon 20 gol yemiş. Hani normal yani, belki başka bir kaleci olsa 30 tane yiyecek. Ama bunu çıkışlarında hata var sevgili Osman. Yani bir konsantrasyonda bir bozukluk var onun. Yani çıkayım mı çıkmayayım mı? Mesela son maçta ceza sahası dışına kadar çıktı ve boşa çıktı top. Yani oradan rakip vursa kale boştu. Abi bunda taraftarın da büyük etkisi oluyor. Çünkü doğru. O da bir insan yani. Hani bir psikolojik olarak o da bir nefret duyuyor belki içinde. Çünkü sonuçta küfür ediyorlar, ıslık çalıyorlar. Hani o an belki bir konsantrasyon kaybı oluyor.
Hani onlar da robot değil, hani bir duyguyla beslenen insanlar, ama ben alfa entelejen düşünüyorum abi. Onu ıslıklayanlar alkışlarken utanır mı onu bilmiyorum. Bence utanırlar zaman içerisinde. Ben de utanırlar diye düşünüyorum. Çok vaktinizi de almayayım. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sevgiler, saygılar. Ben de çok mutlu oldum. Avusturya'daki yaşayan bütün Türk vatandaşlarımızın sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kendine çok çok iyi bak Osman kardeşim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Sağ ol abi. Özellikle bu ıslıklama olaylarını ben burada 50 kez söylemişimdir. 60 kez söylemişimdir ama gene söyleyeceğim. Yani ben futbolcularla çok fazla oturup konuşan bir insanım. Abi diyor yani bir tepki verdiğiniz zaman bir futbolcuya, tribünler açısından söylüyorum, sadece o değil bütün takım etkileniyor diyor. Yani tepkini işte Sayın Abdullah Avcı da söyledi, maçtan sonra yap. Bak tepkini maçtan sonra yap. Maç bitsin, maçtan sonrası, ama maç oynanırken, maç içerisinde yani o futbolcu hata yaptı, tepki yaptığın zaman daha çok baskı altına giriyor ve daha çok hata yapmak zorunda kalıyor. İşte hatırlıyor musunuz değil mi Trabzonspor'da ağlayan futbolcuyu? Ne hale geldi, nereden ne hale geldi? Ağladı. Hatırlıyorsunuz değil mi? O tepkiler, tribün tepkileri. Kolay değil. Yani futbolcuyu harcamak kolay. Futbolcuyu kazanmak zor. O yüzden tribünlerde yani renkler önemli değil. Fenerlisi, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonlusu, Anteplisi, şusu busu değil, Antalyası, Alanyalısı değil. Yani eğer takımına destek oluyorsan, olmak istiyorsan maç içerisinde takımın kötüyken yanında ol. Ha maç bittikten sonra istediğine bağır. İster yönetimi istifaya davet et, istersen teknik direktörü istifaya davet, istersen futbolcuya tepkini göster, ıslıkla, yuvala. Ama maç içerisinde bunu yapma. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar, kime görüşüyoruz? Ben Orhan. Galatasaray taraftarıydım. Buyurun Orhan Bey, hoş geldiniz. Bu Fenerbahçe'yi birazcık eleştirebilir miyim? Orhan Bey, mikrofon sizde. Bu Arda'yı niye oynatmıyorlar ya? Bu Arda genç... Fizik olarak tam hazır olmadığından dolayı sistem içerisinde... İnan ki Fenerbahçe'yi Arda için çok ben gidip izliyorum. Ama Arda'yı oynatmıyor. İrfan Can o kadar şey der ki, Fenerbahçe için bu Arda daha çok iyidir. Şunu söyleyeyim. Bugün bir haber vardı. Arda ile ilgili, Arda tehlikesi diye, işte süre alamadığından dolayı. Evet. 1500 dakika, o haberi Türkiye'de ilk ben yapmıştım. Onu da söyleyeyim. 1500 dakikalık bir süresi var. 1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon euroya veren Arda'yı bonservisiyle beraber alabiliyor. Yazık değil mi yani Fenerbahçe? Ama şunu söyleyeyim kadar. Yani ben Arda'yı önümüzdeki, şimdi daha ligin 10. haftası. Lig çok uzun bir maraton. Artı evet. Ziraat Türkiye Kupası var. Artı Avrupa maçları var. Yani ben Arda'nın süre alacağını hissediyorum. Biliyorum. Tam olarak hazır değil. Hocası onu tam böyle hazır hale getirmeye çalışıyor. Özel idmanlar yaptırılıyor. Fizik anlamında biraz daha güçlenmesi sağlanıyor. Yani beslenmesine kadar çok dikkat ediliyor. Özel beslenme programları, özel idmanlar yapılıyor. Özel mentorlar, yani psikologlar var. Konuşuyorlar, ediyorlar. Yani ben Arda ile ilgili önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir şekilde sahalara döneceğine inanıyorum. Şöyle de yapabilirim. Mesela Ocak ayından sonra kiralık da bir takıma verseler, hiç olmazsa orada gelişir. Orada izleriz. Orada Arda kendini geliştirir. Çünkü çok iyi bir teknik var Arda'da. Ben çok Allah görüyorum Arda'da. Anladım. Peki. Eklediğiniz bir şey var mı sevgili Orhan? Kendini arada yazıyorum ama Beşiktaş 4-4-2 veya 3-4-3 oynayamaz mı? Teknik direktör niye korkak futbol oynatıyor anlamıyorum. Demiş Cem Us. Bunu zaten programın ikinci bölümünde Beşiktaş muhabiri arkadaşımıza soracağımızı belirtelim sistem açısından. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Adem'le görüşüyoruz. Sizin dağda Antep'ten. Adem Bey hoş geldiniz. Antep'e sevgiler. Buyurun Adem Bey. Saygılar Adem. Şimdi ben biraz olaya biraz farklı yaklaşacağım. Hangi olaya? Dün bir şey dedim abi. Yani futbolun veyahut da sporun dili, dini, ırkı yoktur değil mi? Doğru. Aha. Bugün öncelikle de dört takımımıza başarılar dileyelim bir Fenerbahçeli olarak da. Ya şimdi ben Afyon Ahmet maçının Ahmet Spor maçının öncesini izledim. Abi böyle bir ayrımcılık olamaz ya. Şimdi ben Ahmet taraftarı değilim. Lakin ben dün bunu izlediğim zaman var ya gerçekten çok üzüldüm. İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Afyon Valisi. Afyon, ya izledim gerçekten biraz şok oldum. Yani bu Türk takımları doğunun
veyahut da Güneydoğu'nun takımları yani nasıl görülüyor? Abi ben anlamıyorum yani biz... Yani ne olduğunu anlayamadım ben. Maçı ben izlemedim. Şimdi bir şey diyemiyorum. Abi şimdi ben dün tesadüf izledim. Hı. Hani Amespor Afyon'a gidiyor. Afyon'a gitmeden önce İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanlığı, valisi Afyon Spor'un tesisine geliyor. Futbolcular orada işte antrenman yapıyor. İşte röportaj yapılıyor. İşte nasıl gelirlerse o şekilde geri giderler. Siz futbolunuzu oynayın, gerisi bizde gibi böyle muhabbetler. Hı. Abi biz nerede yaşıyoruz ya? Ben Amespor'u savunmuyorum. Yani bu Doğu'nun veyahut da Güneydoğu'nun takımları neden böyle gözde? Mesela bir Bursaspor Ahmet maçını izledim yine. Ya bir dünya olaylar olmuş. Yani evet, sahaya atılan yabancı maddeler bıçağa kadar atılmış sahanın içerisinde. Yani bir Diyarbakır takımı veyahut da bir Urfa veyahut da bir ya ben Doğu diyeyim yani buna da, yani niye böyle bir ayrımcılık var? Neden böyle bir ayrımcılık konuşuluyor? Ya bu spordur ya. Orada da biraz siyaseti farklı noktaya getirme çabaları da var. Ondan kaynaklanan bir sıkıntı o. Aygün abicim ben... Ne demek istedim, sen çok yanadın. Ben kalecinin işte Ankara'da Ankaralı olup orta saha oyuncusunun işte hayır Konyalı ama olup tribün, bir şey söyleyeceğim. Tribünlerden hayır, kaynaklanan sıkıntı var ama. Aygün abi aynen bir şey söyleyeceğim. Mesela futbolcu diyor ki ben diyor paramı buradan kazanıyorum. Deplasmana gidiyorum, kaleciyim diyor. Ya arkadan diyor bana söylenmedik kelime kalmıyor. Yok terörist misin? Yok bilmem neymişsin? Abi ben bunları, ben o futbolcudan da röportajını izledim. Gerçekten çok üzüldüm ya. Peki. Ya ben de Aygün abi, ben de profesyonel oynadım. Bak Adem Bey anda... ama şimdi orada biliyorsun tribünlerde bazı bayraklar falan açılıyor. Onun sıkıntısı yaşanıyor zaten. Siz de çok iyi biliyorsunuz ne demek istediğimi. Aygün abi ben de top oynadım. Ben de profesyonel oynadım. Antep Spor'un altyapısında yetiştim. Kendimi bir dile getirmek istemiyorum. Şu an taksicilik yapıyorum. Yani keşke geçmişime geri dönsem de oynadığım futbol dile gelseydi. Bunu dile getirmiyorum abi. Ben de tribünü biliyorum. Anladım. Tribünü bilen bir insanım. Ama bir futbolcu oraya gidip de ben... O tabii o yanlış. Tabii ki o yanlış. Ne demek istediğini anladım. Deplasmana gidip de deplasman takımının taraftarından yiyeceğim küfür. İstanbul Bayburt maçının şeylerini izlediniz. Taraftar silahla otobüse ateş açıyor. Evet ya. İnanır gibidir yani. İnanır gibidir. Geldiğimiz nokta, yani ben biraz futbolun dışına çıkıyorum aslında da niyetim futbolu konuşmaktı. Hı-hı. Ama dün bu Afyon'un valisi, efendime söyleyeyim emniyet müdürü, jandarma il komutanı, bunlar siz oyununuzu oynayın, gerisini bize bırakın. Ne demek ya? Anladım. Abi ben böyle şeye karşıyım ya. Peki. Çok teşekkürler Adem Bey. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Saygılar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Evet, mesajlara devam edelim. 10.44. Selam Aygün abi, yayınlar abi. Jesus Karagümrük'e 4 gol yiyince acaba bu defansa çözüm getirecek mi? Çok önde yakalanınca hızlı arkaya sarkabilen takımlar bu şekilde gol atabiliyor. Gol atmada sıkıntı yok. Gol yememe sorunu çözecek olacak. Sorunu çözerek olacak diyorum demiş. Benim yaramaz Togom Yağmur. Günaydın. Alo. Günaydın, merhabalar Aygün Bey. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Ankara'dan Evrim ben, nasılsınız? İyiyim Evrim Bey, sağ olun. Nasılsınız, hoş geldiniz. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Az önceki dinleyicimizin Arda'yla alakalı söylediği konuya ben de değinmek istiyorum. Öncelikle yani çok yanlış görüyorum. Genç çocuk henüz fizik olarak yeterli ve hocamız zaten bu konuyla alakalı... Şeyle ilgili, Arda Güler'le ilgili konu değil mi? Arda Güler konusu değil mi? Tabii Arda Güler konusu. Yani şu anda henüz topsuz alanda yetersiz olduğu söylendi. Hani hocamız da onu yetiştiriyordur. Doğru. Umarım hani böyle maçların garantiye geldiği zamanlarda süre alacaktır. Ama tek korkum Arda'nın işte başkalarının sözlerini dinleyip işte oynayamıyorum diye moralini bozması. Şu an genç ve kendini geliştirip takımı hazır hale diye düşünüyorum. Doğru. Katılıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim. Hiçbir problem yok. Arda'ya karşı, Arda'ya bakış açısını da biliyorum. Arda ile ilgili düşüncelerini Sayın Başkan'la paylaşmış olduğu düşünceleri de biliyorum. Yani zaman içerisinde hazır olmadığından dolayı, fizik anlamında hazır olmadığından dolayı özel idmanlar yapıyor. Onu da demin de söyledim zaten. Zaman içerisinde formayı alacak ve hatta şunu söylemiş. Yani ben bunu ajanspor.com'da da haber yaptım. Arda ileriki dönemlerde
Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olacak demiş. Yani biraz daha sabır gösterilmesi gerekiyor. Ve şunu da söylememiz lazım. Ya yani Fenerbahçe iyi gidiyor mu? İyi gidiyor. Şimdi tribünler Arda niye bağırıyor? Ben onu anlamış değilim. Fenerbahçe iyi giderken kaleci Altay'ı niye ıslıklıyorsunuz? Onu da anlamış değilim. 5-4 galip gelmiş. Tamam, Altay'da bir form düşüklüğü var mı? Var. Sıkıntılar var mı? Var. Ama takım kazanmış. Altay'ı niye ıslıklıyorsunuz? Kesinlikle yanlış. Ben de katılıyorum. Ya biraz sabırsızız. Yılların verdiği bir beklenti çok fazla artmış durumda. O yüzden ama bunlar takıma zarar veren şeyler. Bunlar takıma zarar veren şeyler. Jesus... Ben size şey sormak istiyorum Aygül Bey. Şimdi Lincoln'la alakalı. Biliyorsunuz Lincoln ilk geldiğinde çok güzel bir başlangıç yaptı. Dörtlü arka defans oynadığımızda da gerçekten ön tarafta güzel işler yapıyordu. Ama üçlü defansta Lincoln gerçekten sönük kalıyor ve hocamız ise bunu aynı şekilde oynatmaya devam ediyor. Üçlü arka bir oynasa hep yine Lincoln'la çıkıyor. Sizce buradaki sebep alternatifsizlik mi yoksa? Yok. Ben Fenerbahçe'nin bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe görüntü anlamına baktığın zaman üçlü gibi gözüküyor ama maç içerisinde mesela dörtlüye de dönebiliyor biliyorsun. Tabii. Yani üçlü çıkıldığında Lincoln'da ciddi bir performans çıktığı ben seziyorum. Bilmiyorum. Belki yanlış düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben aynı düşüncede değilim. Çünkü sonuçta vermiş olduğu görevi yerine getiren bir isim Lincoln. İlk geldiği zaman biliyorsunuz çok eleştiriler aldı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Transfer anlamında çok ağır eleştiriler aldı. Ama şunu söyleyeyim. Hocanın vermiş olduğu görevi, ya şimdi şöyle, ben şimdi bunu kafamdan uydurmuyorum. Biz de soruyoruz nedir ne değildir. İçerideki mesela hocaya yakın arkadaşlarımıza soruyoruz. Nedir düşünceleri falan filan. İşte bu maçta şöyle oynadı. Yani soruyorlar, diyor ki kardeşim mesela İrfan Can benim en fazla eleştirdiğim isimlerden bir tanesi İrfan Can'dır mesela. Allah Allah, niye mesela bu son iki hafta Juan Perez'de İrfan Can hakikaten çok kötüler. Niye çıkartmıyor? Niye daha erken çıkartmıyor dediğim zaman ya o ana kadarki vermiş olduğu bazı görevler var. Onları yaptı. Dan dolayı hoca devam ettiriyor diyor. Şimdi bir şey de söyleyemiyorum. Şimdi hocanın kafasında belli bir plan program var. Ve saha içerisinde koymuş olduğu futbolcu bizler kötü de görsek o diyor ki hayır diyor, sen kötü görüyorsun ama diyor ben ona vermiş olduğum görevi harfiyen yerine getirdi diyor, o yüzden çıkartmadım diyor. Şimdi aynı şekilde bu isim için de aynı şey geçerli. Yani hocanın vermiş olduğu görevi yerine getiriyorsa belki bizler işte efendim arkaya adam kaçırıyor, işte gerekli müdahaleleri yapamıyor falan filan gibi yorumlar yapabiliyoruz. Doğru mu Evrim Bey? Ama burada hoca, duyuyor musunuz beni? Alo. Dinliyorum. Ama burada hocanın düşüncesi çok önemli. Hoca bizim aynı şeyi düşünmediği sürece bir şey yapamayız. Çünkü hoca diyor ki ben diyor oynadığı futboldan memnunum. Benim vermiş olduğum görevi yaptı diyor. Şimdi bazen öyle bir şey oluyor ki hocaya bakıyorum mesela ben mesela maçlarda ben sizin sürenizi çalmayayım ya. Siz konuşun. Ben çok konuştum çünkü. Siz konuşun sonra ben yorum yapayım. Sürenizi çalmayayım buyurun. Öncelikle söylediğinizi hani özetliyorum şu anda bizim de hep söylediğimiz konu. Hocanın bir bildiği vardır diyoruz da hani sebebini aslında sizden belki farklı bir bakış açısıyla duyuyorum diye sordum. Ama işte içeriden gelen bilgiler de içeriden gelen bilgi diyor ki hoca diyor o vermiş olduğu görevi yaptığından dolayı memnun diyor. Bir şey diyemezsin ki şu anda. Ama bize göre ya diyorum ki ben mesela ben İrfan Can'ı demin de aynı şeyi söyledim. İrfan Can çok formsuz bence. Evet kesinlikle. Çok bir de Juan Perez formsuz. Yani, Perez de aynı şekilde. Fazla iddialı oynuyor. Bazı konularda biraz daha basit bir tık daha düşünerek oynuyor. Aynen. Daha aynen. Gereksiz hareketler yani. Yapıyor. Gereksiz hareketler yapıyor. Test oynar gibi bir aynen. oynar gibi hareketlerin peşinde. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sadece sıra insanlara da çalmak istemiyorum. Hep şunu söylüyordum. Sayın Başkanımız geldiğinden beri hiç daha bir hocayla başlayıp herhalde bir hocayla bitiremedik. Bence bizim en büyük eksiklerimizden biri buydu. Sene içinde iki ve daha fazla hocayla oynamak. Geçen sene söylerken şunu söyledim. Eğer Pera'ya gönderiyorlarsa Löw gibi veya işte o zaman söylemediğimiz Jesus hocamız gibi gerçekten kimsenin futboluna tartışmayacağı, itiraz edemeyeceği, onunla alakalı konuşurken üç kere düşüneceği bir hoca gelmesi gerekiyor diyordum. Öyle biri geldi. Çok mutluyum Fenerbahçe taraftarı olarak. Sadece şunu söylüyorum. Bir sene bile kalmasın. İki sene, üç sene, dört sene sonuna kadar arkasında dursun yönetim umarım. Valla burada tabii hocanın düşüncesi çok önemli. Kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Ama yardımcıları açıkça söyleyeyim. Yardımcıları Türkiye'den çok memnunlar.
yardımcılarıyla gelen bilgiler, gittikleri restoranları falan filan biliyorum. Çok keyifliler. Ülkeden çok memnunlar. Ülke futbolunu çok seviyorlar. Ama burada hocanın düşüncesi çok önemli. Hocanın da tabii böyle bir bazı bir düşünceleri var. İşte Brezilya milli takımı gibi farklı düşünceleri var. Bilmiyorum sezon sonu ne olur ne biter. Kolay değil ama. Jesus'u tutmak kolay değil. Açık söyleyeyim. Vallahi, yani görüyorum şimdi gazetelerde 3 yıllık sözleşmeler, 5 yıllık sözleşmeler falan filan. Ondan fasafiso söyleyeyim. Onunla öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Daha hiç herhangi bir şey yok. Hoca efendim 3 yıla sıcak bakıyor, 2 yıla sıcak bakıyor falan filan yok. Hayır. Şu anda konuşulan konu, geldim. Sezon sonu oturacağız, konuşacağız. Ne olup ne bittiğine karar vereceğiz. Noktası bu. Yapılan bir anlaşma yok yani. Hocayı biz bu kadar sevdiysek kesin bizi şampiyon eder. Kursağımızda kalır gider. Ya evet. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Maçta tabii ben bizim foto muhabir arkadaşlara da bakıyorum mesela. Genellikle enstantane yerine, yani maç içerisindeki enstantane yerine genellikle Jesus'un üzerine odaklanmış vaziyetler. Jesus hakikaten ya çok farklı bir teknik direktör. Ya hiç hakemle uğraşmıyor. Futbolcu kırmızı kart görmüş, hiç sıkıntı yok. Hemen futbol o an kafasında bir sistem var, hemen onu diyor ki onu çıkarayım bunu alayım. Bunlarla uğraşıyor. Başka teknik direktörüm, bizim kendi teknik direktörümüz kırmızı kart görse futbolcu sağ içine dalar. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun hocaya falan, dördüncü hakeme falan saldırmalar, yedek kulübesi ayakta falan filan. Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Kırmızı kart gördü işte, hangi maçta, hemen dedi ki hemen Ener Valencia gördü galiba. Ener Valencia kırmızı kart gördü, hemen tık onu çıkardı, defanstan birini çıkardı, Serdar Dursun aldı. Adam farklı bakıyor, olaya çok farklı bakıyor ve yaşıyor. Yaşarken de tribünlere bunu yaşatıyor. Yani Fenerbahçe taraftarı son maç işte, özellikle son maç üzerinden söyleyeyim. 5-4'lük maç Vavakas Fatih Karagümrük maçının üzerinden söyleyeyim. Fenerbahçe 1-0 önde, 2-1 geriye düştü. Ama tribünler Fenerbahçe'nin maçı çevireceğinden çok emin. Esten böyle değildi. Eyvah 3-4 olur, eyvah gene kaybedeceğiz falan diye düşündülerdi. Fener maçı 4-4 oldu. Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını tribünler emin. Çünkü hocanın bir şey yapacağını ve o yapmış olduğu şeyin tutacağını ve golün geleceğini biliyor taraftar. Bence bu çok önemli. Bir bütünleşme var. Dikkat edin. 10. hafta işte, bu hafta itibariyle 10. hafta. Ben Jesus'un ağzından vardı, avardı, MHK'ydi, PFDK'ydı, hakemdi, makemdi, kırmızı kartı falan, hiç bunları duymadım. Tamamen oyunu konuşuyor. Futbolu konuşuyor. Rotasyonu konuşuyor. Sistemi konuşuyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Demiş Enver Şerivan Durkut demiş, bu konuda senden farklı düşünüyorum abim, yanlış anlama, 3 milyon euro alacaksın, o ıslıkları, o tepkiyi kaldıracaksın, maçtan sonra tepki versek de kulaklık takıp gidiyorlar demiş Enver Şerivan Durkut. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kime görüşüyoruz? İsmim Ali, Karagümrük taraftarıyım. Aygün'de yayınlar diye. Ali Bey nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Ne olacak bu Karagümrük? Vallahi son maç çok iyiydi Aygün abi. Şanssızlık diyelim. Ben o stat anlamında soruyorum. Tesis anlamında soracağım. Yani hakikaten. Aygün abi en büyük sıkıntımız o. İnanın siz. Olimpiyat stadını ben çok iyi biliyorum. Bizim camiamızda illaki biliyorsunuzdur. Gelip illaki maçlarımızı izlemişsinizdir. Biz kimsenin bilmediği kadar kalabalık bir taraftar grubu olan bir takımız. Ama kendi semtimizden dışarı çıktığımız zaman. 351 kişi ya. Maç izleyen. Ne yazık ki. Hakikaten ya. Yani inanılır gibi değil ya. Bir de Olimpiyat stadı Ağustos ayında bile böyle montla gittiğiniz bir stad. Aygün abi inanın yani, bırakın futbolu, yürüme yapılacak bile bir yer değil. Çok aşırı rüzgar var. Yani rüzgar panelleri yapıldı falan filan ama evet. Yani gene hala etkisi var. Hiçbir işe yaramıyor. Bu hafta cumartesi günü Hatay maçımız Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında. Orası bir tık daha iyi. Tabii ki kendi semtimizin avantajını kullanamıyoruz yine. Yine dışarıdayız. Yine gideceğiz ama çok daha fazla kalabalık olacağız inşallah bu hafta. Volkan hocamıza da hoş geldin diyeceğiz. İnşallah ilk yeni ligisinde biz tat göreceğiz onu. 2'de 2 gidiyor vallahi Volkan hoca. Maşallah. Allah herkesin yönüne göre versin Aygün abi, diyecek bir şeyim yok. Ben şunun için rahatsız ettim abi. Az önce bir arkadaş bağlandı. Ne dedi?
Ahmet Spor Afyon maçı. Ahmet Spor'un ne olduğunu bütün Türkiye biliyor. Tribünlerden kaynaklanan sıkıntılar. O tribünlerdeki maalesef siyasi şeylere sokmasalar bu kadar antipatik olmazlar. Tribünden tutun yönetimine kadar hepsi, her şeyi takip ediyoruz. Günümüz sosyal medyası çok kuvvetli. Herkes her şeyin farkında. Herkes her şeyi biliyor. Kimin ne derdi var, kimin ne amacı var herkes çok iyi biliyor. Ama kimse kusura bakmasın. Evet, futbolun dili, dini, ırkı yoktur. Bu yoksa da diğerleri de o adı geçen takımla bunu yapmayacak. Türkiye Cumhuriyeti sokakları içerisinde olan bir takımsa burada konulan kurallara, yasalara, kanunlara uygun bir şekilde sporunu yapacak, maçını yapacak. Amenna, başımız üstünde yeri var ama kalkıp paçavralar açmak, bilmem neler yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret etmek spor falan değildir Aydın abi. Doğru, tribünlerden kaynaklanan sıkıntılar söyledim zaten demin de. Bir de sahaya atılan maddeler, bunlar hakikaten sıkıntılı. En son maçta Bursa maçıydı galiba ya, değil mi? Bursa Spor maçı mıydı? Bursa Spor maçında sahaya atılan taşların ve bıçakların hatta hesabı yoktu. Ya o tribünler onlar nasıl giriyor onu anlamış değilim. 17-18 yaşında çocuklarla çıktı Bursa maçı, halini biliyoruz. Evet. Onların da yazık günah yani. Gelen takım düşman bir takım değil. Ama biz onlara göre düşmanız herhalde Aydın abi. Ondan böyle yapıyorlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gerekli mercilerin ve gerekli şeyleri yapmasını en yakın zamanda temenni ediyorum. Devletimizden, futbol federasyonumuzdan. Başta da uzatmak istemiyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı Baba günler. Gars Fatih Karagümrük, teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Ben Fenerbahçe maçında çok beğendim. Açıkça söyleyeyim. Pirlo takımı çok iyi çalıştırmış. Çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe'yi. Çok zorlandı Fenerbahçe. Öyle diyeyim. Saraçoğlu'nda çok zorlandı. Yani özellikle bulunduğu noktaya bakıyorum şimdi. 6 puanı var, inanılır gibi değil. Yani bu takımın normalde daha yukarılarda olması gerekiyor. Tabii daha ligin çok erken başı, belki devre arasında gene takviyeler yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum ama Babakars Fatih Karagümrük böyle giderse, ya tabii stat anlamında maalesef çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Olimpiyat stadında maçları orada oynamak da kolay değil. Evet, zemin şahane, tribünler harika, tribünler zaten zemine çok uzak, saha içerisine çok uzak, yazın ortasında bile giderken oraya çok derece anlamında fark var, 3-5 derece fark ediyor yani şehirle arasında çok fark var. Montla falan, Ağustos ayında montla falan gidiyorsunuz yani rüzgarın çok fazla olduğu, topla oynama imkanının çok az olduğu, özellikle kışın, kış döneminde çok büyük sıkıntıların yaşandığı bir stat. Böyle giderse, puan kayıpları böyle devam ederse kötü olacak Fatih Karagümrük için. Babakars Fatih Karagümrük için. Evet, ne dedik yayın başında? İnşallah bugün dedik 4-4'lük bir gece olur dedik. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor inşallah puanlarla, puan demiyorum, puanlarla ülkemize puanlar kazandırırlar diyelim. Hattımızda sevgili Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence var. Sayın Erence, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler Aygün. Trabzon'dan selamlar, sevgiler hepinize. Evet, önce şeyden başlayalım. Trabzon'da hava nasıl? Şehrin havası nasıl? Bir de şimdi ben demin tribün doluluk oranlarına baktım. 31 bin küsür gözüküyor. Yani gene taraftarın çok fazla ilgi göstermeyeceği mi gözüküyor? Yoksa yanlış bir bilgi mi bilemiyorum. Ne dersin? Oradan başlayalım isterseniz. Ya şöyle, dün mesela yine hem taraftar gruplarıyla ben, zaten Aygün 25 bin kişilik bir şeyi var Trabzonspor'un, kombinatı var. 28 binmiş dün. Yani şeyle beraber, işte diğer o biraz taraftar gruplarına verdikleriyle beraber toplam 28 bin. 25 bin satılan bilet, 3 bin de taraftar gruplarına veriliyor, 28 bin. Geri kalan biletler satışa çıkıyor. Evet. Genelde özellikle geçen sene zaten hani ara ara da konuşuyorduk seninle. Her maç 41 bin idi. Evet. Bu sene biraz yani sezon başı futbolu taraftarı pek mutlu etmedi. Ona rağmen mesela birçok maçta yine tribünleri doldurdular. Son karşılaşmayı ayrı tutuyorum ben, Kasımpaşa maçını. Bayağı bir boştu. Yani hani eskiden mesela Avni Alper'i sen hatırlarsın, İstanbul'dan maçlara geldiğinde 25 bin full demekti. Şimdi Akyazı Stadı'nda 25 bin. Stadın yarısı gibi oluyor. Tam kapasite ne abi? 50 bin mi oranın? 50 bine yakın. Yok. 41 bin. 42 bin civarı yani, demek ki. 42 bine yakın. Öyle diyelim ama 41 bin alınıyor. Yani bu 41 bin geçen seneki full oran bir şekilde, dolu bir şekilde tüm maçlar oynandı. Bu sene bir iki maçta full oynandı. Özellikle sezon başlarında. Ama bazı maçlarda o beklentilerin altında kaldı tribünde. İşte onda da dediğim gibi hani Trabzonspor seyircisi
Hakikaten şansına münasır bir seyirci. Yani hani her fırsatını söylüyoruz ya, futbolu çok iyi biliyorlar, çok biliyorlar. Hoca da biraz bundan rahatsız, çok bilmelerinden. Yani ne istiyor? Trabzon halkının yapısını da biliyorsun. Coşkulu, iştahlı, saldıran. Hani şöyle çok mesela zaman zaman çok sıkça ben burada işte dostlarla kahvede oturuyorum, çay ocaklarında sohbetler ediyorum. İstedikleri takım şu aslında, Trabzonspor taraftarı. Yani coştu, seyrederken keyif alalım. Seyrederken keyif alsın izleyen de. Yani mesela 5 gol atalım, 4 tane yiyelim. Önemli değil ama kazanalım. Hı hı. Böyle bir şey var, bakış açısı var ki. Yani o iştahlı bir takım istiyorlar. Bu sezon biraz onun altında kaldı. Birkaç tık altında kaldı takım. İşte değişiklikler oldu, giden önemli oyuncular oldu. Bunun tabii etkenleri çok ayrı. Şimdi hoca da tabii her fırsatta aynı şeyi söylüyor. Önemli değişiklikler yaptık, bu takım oturacak, daha iyi olacak diye. Beklenti, umarız o hani hocanın daha iyi olacağız dediği ilk maç bu maç oldu. Şimdi tabii bu maç çok önemli maç. Kazanması gereken bir maç. Yani beraberlik bile Trabzon'a yaramıyor. Neler söylersin maçla ilgili? Ya şöyle, şimdi grup şöyle. 6-6, 3-3. Yani bugün Monaco'yu yendiğimiz takdirde Trabzonspor bugün 3 puan alırsa puanın 6 yapacak. Yani Monaco'yu yakalamış olacaksın. Öbür maçta yani olası çıkacak bir beraberlik ya da French Fresh'ın puan kaybı yani önemli. Bu durumda ne oluyor? Trabzonspor'un bir evinde bir maçı daha var. French Fresh'la burada oynanacak. Bir tane de Kızılgül'de deplasmanı var ki. Yani iki maçta alınacak 7 puan. Yani bugünü de kazanmış olarak kabul ediyoruz. Trabzonspor'u bir üstüne taşır ki o anlamda bugünkü maç çok önemli. Aygün bugün mesela alınacak galibi pazar günü içinde önemli. Yani Trabzonspor'un şeyi bitmiyor. Yani Avrupa'ya bugün geçti. Hemen 3 gün sonra Beşiktaş derbisi var ki çok önemli bir derbi. Yani öncelikle bugün bu maçı kazanması lazım. Biraz dün akşamdan idmanda biraz sıkıntılar vardı. Ne anlamda? Ömürle Trezege idmana çıkmadı. Yani pek beklemediğim bir şeydi. Normalde bir önemli bir şeyleri yok biliyorduk ama dün açıklama geldi işte. Kulüpten kalk spazmı nedeniyle iki oyuncuyu hoca dinlendirmiş. Trezeguet burada oynanan Kızılyıldız maçında da yine böyle bir son idmanda dinlendirmiş ama ertesi gün ilk 11 oynatmıştı. Muhtemelen eğer çok önemli bir şey yoksa ben bugün yine Trezeguet'in ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Ömür biraz sanki kulübe gibi gözüküyor. Son haftalardaki performansı pek tribünleri de mutlu etmiyor ki. Kasımpaşa maçını muhtemelen izlemişimdir. Orada da böyle hem Ömür'e hem Yusuf Yazıcı'ya maalesef bir tepki oldu. Çünkü iki oyuncudan da beklentiler çok büyük. Tribünün beklentisi büyük, Trabzon halkının beklentisi büyük. Yani oraya ilklere gönül verenlerin beklentisi Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den büyük. Yani o nedenle çok şey istiyorlar onlardan. Bu sene Ömür özellikle biraz sanki sakatlığıyla ilgili yani bir türlü toparlayamadı kendini. Umarız o da bugün süre alırsa yani onun için de bir çıkış maçı olur. Yani o anla çok şey, bugünkü maç aslında biraz önce sen iyi bir ifade kullandın. Bugünkü Monaco maçı çok şey aslında. Yani Avrupa'da bir üst tur için bir kuvvetli bir ışığın yanması. Evet. İşte pazar günü oynanacak. Derbi öncesi. Bravo. Derbisi için yani o artık alev alacak bir ışığın yanması. Şimdi oyuncuların kendilerini taraftar önünde zaten ispat etmiş oyuncular ama performanslarının iyi olduğunu göstermeleri anlamında Monaco maçı gerçekten çok önemli bir maç. Kadro nasıl olacak? 11 ile ilgili baktım şimdi gazetelerde şöyle bir 11 yazıyor sevgili Nihat abi. Uğurcan, Larsen, Batra, Denşvil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Janini, Trezeguet, Umut Bozok gibi gözüküyor. 11'ler gazetelerde, senin de söylemiş olduğun gibi Abdülkadir Ömür yazmıyor, Trezeguet'e yazıyor ama Trezeguet oynar demiştin zaten. 11 ile ilgili neler söylersin? Şöyle, aynen dediğin gibi savunma zaten çok fazla değişikliği yok orada. Yine Uğurcan kalede, sağ bek Larsen oynayacak, sol bek Eren Elmalı, orta ikili de Bartra artık banko oldu, onun yanında ya Hugo oynuyor ya Densil oynuyor ki bugün evet dediğin gibi Densil daha şanslı. Densil'i ben de Densil'i
düşünüyorum ama ön libero'da Şevki sanki bugün oynamayacak. Dün zaten hoca onun sinyalini verdi. Jean-Philip Gbama'yı düşünüyor bugün. Hamşik'le beraber muhtemelen o ikili hemen yani savunmanın önündeki ikili Hamşik'le beraber Jean-Philip Gbama olacak. Öyle düşünüyorum ben. Sağda Canini gözüküyor şu anda. Hı hı. Solda Trezeguet gözüküyor. Oynamazsa Bardi sanki bir adım daha şanslı o konuda. Ortalarında Bakasetas, en uç bölgede de Umut Bozok. Yani böyle bir 11 bekliyorum. Zaten Serkan Hasan, Bruno Perez, Edin Visca ve Dorukan Toköz tedavileri devam ediyor. Maxi Gomez de cezalı durumda. Maxi evet. Gomez'le ilgili neler söylersin? Ya şöyle, çok büyük umutlarla alındı. Şimdi kariyeri, kalitesi bilinen bir futbolcu ama orada bir şey biz atlamışız. Geçen kart gördüğümde onun bir detaylarını yapmıştım ben. Mesela bir dostum şunu dedi, İstanbul'dan bir dostum, benim gibi çok sevdiğim. Dedi ki Fenerbahçe çok istedi dedi Maxi Gomez'i. Ama bir şey böyle, istatistikler bir bilgiye baktılar dedi. Fazla kırmızı kart gördüğü için düşünmediler. Ben de şaşırdım. Sonra onun üzerine baktım. Yani orada hocanın onayı yoktu, doğru. Jesus istemedi. Bir forvet oyuncusu için yani evet. Bak şunu da söyleyeyim sana abi. Hem Maxi Gomez hem de Seferovic ile ilgili olumsuz rapor verdi. Bir şey demek ki yani George Jesus yani muhtemelen oyuncuları takip ettiği için biliyordu. Hı hı. İşte ben de o dostumun söylemi üzerine o araştırmayı yaptım. Evet yani 7 tane kırmızı kart görmüş. Sarı kart adeti fazla. Yani oynadığı takımlarda belki savunma oyuncuları birkaç istatistiğe baktım. Savunma oyuncuları bile onun kadar kırmızı görmemiş. Yani biraz sanki çok çabuk hemen alevleniyor. Biraz da Güney Amerikalı futbolcu olmasının da bunda herhalde etkisi var. Ama tabii sonuç olarak o gün düşün. O Monaco maçında takımı neredeyse maç boyu 10 kişi oynattı. Evet. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence var. Nihat abi dedi ki son idmanda biraz can sıkıldı dedi Trezeguet ve Abdülkadir Ömür'le ilgili ama Trezeguet'in oynayabileceğini söyledi. Şimdi şunu sormak istiyorum sevgili Nihat Erence. Çok fazla transfer yapıldı ve tam anlamıyla da uyum sağlanamadı mı bu düşüş? Aslında düşüş de demeyeyim de yani tribünlerin memnun olmama sebebi nedir acaba takımdan? Alo. Duyabiliyorsun beni. Duyuyorum. Şöyle Aygün, hani biraz önceki yayının ilk bölümünde şunu demiştim. Trabzonspor taraftarı gerçekten çok farklı. Yani her fırsatta söylüyoruz futbolu çok iyi biliyorlar diye. Hakikaten futbolu iyi biliyorlar. Yani hiç ummadığınız bir kişiyle sohbet ederken inanın size yani çeşitli formasyonlar anlatıyor, oyun taktikleri anlatıyor. Yani onun için Abdullah Hoca da bunun bilincinde. Şimdi ne istiyor Trabzonspor taraftarı? Hani dedik ya 5 atalım 4 yiyelim ama coşkulu olsun, keyif alalım, izleyen de keyif alsın diye böyle bir takım istiyor. Bu sezon özellikle biraz daha böyle o yan paslar, geri paslar fazla olmaya başlayınca bir de skor gelmeyince ne oluyor? Uğultular başlıyor. Biraz sıkıntı o. Şimdi ne olması lazım? İşte ben dedim ya Monaco maçı bu anlamda çok çok önemli. Bugün yani alınacak bir galibiyet yani Trabzonspor'un ligin 9 haftasını geride bıraktı. Geçen sene Trabzonspor hatırlarsın 9. haftada lider olmuş. Bir daha da kimseye vermemişti o liderliği ki geçen Kasımpaşa maçında böyle bir ihtimal vardı. Berabere kalınca liderlik fırsatını tepti. Yani o anlamda bugün iyi oynamalı. Futbolcular hani o yeni gelenler evet çok 13 tane yeni transfer oldu. Tam anlamıyla bazıları bu takımın oyun şablonuna henüz uyum sağlayamadı. Ama artık sağlaması da lazım. 14-15 tane maç oynandı Aydın. Yani birçok futbolcu da uzunca süreler aldı. O zaman bugünle beraber ben yani hem Trabzonspor'un aslında bugünkü Monaco maçı bir anlamda ayna olacak. Yani ne aynası? Birçok oyuncu artık Trabzonspor formasını giydiğinin farkına varacak. O şekilde oynayacak. Yerlisi, yabancısı hiç fark etmez.
Seyirci baskısını biliyoruz diyor Abdullah Avcı. Ondan dolayı tribünlere mesela seyirciyi davet ediyor ama dolu statlarda oynamak keyfi bir farklı diyordu. Neler söylersin bununla ilgili? Yani son mesajları tamamen taraftar üzerine ve seyirci üzerine Abdullah Avcı'nın. Ya şöyle geçen yani Abdullah Hoca da biliyor ki geçen yılki şampiyonluğun inanın ki yani ben %20 %25'lik payını taraftara veririm. İnanılmaz bir destek verir şehirde. Yurt dışından gelenler oldu. Ben çok iyi biliyorum. Yani böyle 15 günde bir Trabzon'a gelip Trabzonspor'u seyredenler vardı ki onlarla çok sıkça da sohbetler ettik. Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan böyle dostlarımız var. Yani sevgi inanılmaz. Şimdi bu sevgiye bir karşılık olması lazım değil mi Aygün? Evet. Yani ne istiyor? Gelen istediği şey şu. Evet. Nasıl hani bizim belki çocukluk yıllarımız işte Trabzonspor'un o en şaşalı dönemleri Anadolu devrimini gerçekleştirdi o 76'lar 80'ler o yıllar. O zamanki futbol niye biz çok sevmiştik Trabzonspor'u? İşte oyuncu yapısından futbola olan iştahlarından oynarken herkesi keyiflendiriyorlardı. Yani sırf Trabzonlu o dönem Trabzonspor'u tutmuyordu. Herkes tutuyordu. Futbolu seven herkes Trabzonspor'a destek veriyordu. Şimdi bu yani geçen yılki şampiyonluktan sonra ivmenin yukarı çıkması gerekiyordu. İşte biraz önce onu dedim. Çok fazla transfer oldu. Takım üzerinde hoca mecburen değişiklikler yapıyor. Hani biraz rotasyonlu olacak. Çünkü 3 kulvar var. Bir de tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi Aygün. Şampiyonlar Ligi hedefi vardı Trabzonspor'un. O hedef olmayınca. Oradan yani, gelen para da çok önemliydi çünkü. Tabii 500 milyon lira gitti. Bugün geçenlerde başkanla sohbet etmiştim de. Böyle şey yaparken sohbette dedim ya başkan çok büyük zarar oldu sorma dedi hiç söyleme dedi. Yani 500 milyon ne demek 500 milyon demek yani bir takımın bir sezonluk bir bütün her şeyini karşılayabilecek bir meblağ rahatlatacak bir meblağ o gitti. Şimdi belki onun Avrupa Ligi'nde şampiyon olsan dahi yani burayı gidip işte Macaristan'da finale çıksan dahi İnan ol ki o Şampiyonlar Ligi'nde kazandığının 20'de birini falan alamıyorsun. Yani o Şampiyonlar Ligi arenası her anlamda hem vitrin hem ekonomik olarak çok büyük farklılıkların olduğu bir yer. Bir de onun da tabii etkisi var. Yani onun da bir moral bozukluğu oldu. Şimdi mesela birçok futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız, gruplarda oynayacağız diye transfer edilen futbolcular da var. İşte mesela ben mesela Yusuf Yıldız'daki biraz böyle o mod düşüklüğünü biraz da ona bağlıyorum. Yani sürekli eğer Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterseydi, oynasaydı, orada olsaydı ben Yusuf'un performansının şu ankinin en az 4-5 katı yukarıda olacağını düşünüyorum. Çünkü Yusuf hakikaten çok özel bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Şimdi doğal olarak kulvar düştükçe, aşağı indikçe oyuncu performansları da ister istemez değişiyor. Yani böyle bir durum var. İşte dediğim gibi o nedenle bugün Monaco karşısında kazanmalı, iyi oynamalı. Yani iyi oynadıktan sonra da ben hani Trabzonspor için bu maç gerçekten bir çıkış maçı olabilir diye düşünüyorum Aydın. Tabii şimdi şunu da sormak istiyorum. Geçen seneki Abdullah Avcı ile bu seneki Abdullah Avcı arasında bir fark görüyor musun? Geçen senedeki formda Abdullah Avcı'nın bu sene biraz formsuz mu görüyorsun? Ne bileyim oyuncu değişiklikleri, tercihler anlamında neler söylersin? Ya şöyle söyleyeyim. Aslında orada hani denir ya bir hocayı yükselten kimdir? Veya işte bir takım oyununu düşün. Kendini düşün. Senin bir takımın var şu anda yayın yaparken. Hı-hı. Öyle değil mi? Evet. O takımın içindeki çok özel figürler vardır. Sen çok güvenirsin ona. O olduğu zaman rahat olursun. Bilirsin ki yayına herkesi bağlar, her istediği yere ulaşır. İşte Abdullah Avcı'nın bir anlamda bir kolu kırıldı. Bir kol kırıldı. Egemen Korkmaz. Hmm. Egemen Korkmaz geçen yıl Aygün takımın her şeyiydi. Yani hem taktik hocaya taktiksel anlamda... Niye ayrıldı acaba ya? Niye ayrıldı? Ya çok fazla ailevi nedenler deyince açıkçası ben de eşelemedim. Aygün. Bir aileyle ilgili bir takım sıkıntılar var dedi. Hem hoca söyledi hem benim çok samimi olduğum yönetici arkadaşlarım öyle diyeyim. Onlar dedi ki ailevi nedenler dedi. Hatta ben şeyi yok mu dedim. Yani bir dönüş umudu yok mu? Ha bir ilginç daha söyleyeyim. İlk defa burada söylüyorum. Radyo Spor'u senin programında olsun. Egemen Korkmaz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda
Trabzonspor'un antrenörü olarak gözüküyor. Hala orada yani. Hala şeyde gözüküyor değil mi listede? Hala gözüküyor yani. Şu anda mesela muhtemelen yayından sonra merakını gidermek için bir bak. Bakacağım yani, orada. Egemen Korkmaz şu anda Trabzonspor'un antrenörü yani. Şeyli yani hani normalde... Kadroda gözüküyor. Tabii tabii kadroda gözüküyor. Ben Abdullah Hoca'nın bu düşüşündeki en büyük etkenin olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sene ben biliyorum top maçta böyle hani kulübede olur ya böyle ikili bir istişare yaparsınız. Oyun şeklinde işte oyuncu değişikliklerinde Egemen çok yardımcı oluyordu hocaya. Yani ve o ben biliyorum ki hoca da ona çok güveniyordu. İşte orada ilginç bir şekilde dedim ya ailevi nedenler deyince açıkçası ben de çok fazla çok karıştırmak istemedim onu. Yani tabii ki bu konuda biraz da Egemen Hoca'dan da bazı şeyler bekliyoruz. Yani nedir? Kamuoyu merak ediyor. Yani evet sizler gazeteci ya da televizyoncu olarak ona bu soruları mutlaka sorabiliriz ama ailevi neden dendiği zaman aslında ben Egemen Hocam'dan yani buradan da radyo spor aracılığıyla da çağırıyorum. Acaba bir süre izin mi aldı? O yüzden mi gözüküyor kadroda? Yani vallahi orada şöyle de yorum yapabiliriz Aygün. Mesela yani Trabzonspor yani göndermek istemedi. Muhtemelen orada şu vardır. Bir alacağı varsa alacak süresi dolana kadar da kalmış olabilir. Hı hı. Yani belli bir alacağı vardır. Öyle de yani böyle bir yorum da yapabiliriz ama ben tahmin etmiyorum. Çünkü Egemen Korkmaz'ın öyle pek ekonomiyle, maddiyatla falan çünkü birkaç kez öyle konuşma fırsatımız oldu. Farklı bir karakterdi. Sen de biliyorsun. Fenerbahçe'de de oynadı. İstanbul'daki önemli takımlarda forma giydi. Yani önemli bir karakterdi hakikaten. Formasını giydiği takım ne olursa olsun onun hakkını veren çok coşkulu, çok düzgün hani denir ya adam gibi adam öyle bir adamdı. İşte biz de merak ediyoruz. Egemen Hoca'ya da buradan diyelim ki çok merak ediyoruz. En azından çıksın hani bu nedeni bunun niçin ayrıldı bir açıklama yaparsa en azından onun ağzından duymuş oluruz. Güzel de olur. Evet hafta sonu da bir Beşiktaş maçı var. Monaco maçı sonrası bir Beşiktaş maçına çıkacak Trabzonspor. Neler söylersin Beşiktaş maçına yönelik de? Ya şöyle işte bugünkü maç önemli. Şimdi hep biz galibiyet üzerine konuşuyoruz ama Aygün bir de hani rüzgar tersine dönüp farklı bir skor olursa o zaman Trabzonspor'un sıkıntıları büyüyebilir. Geçen hatta ben bir haber yapmıştım. Abdullah Hoca Movese'ye yakalanmasın diye. Yani işte Monaco, Beşiktaş ve Sivas maçı var hemen arkasında. Yani önemli 3 tane maç. 3 maç hani bir anlamda bazen seni daha zirve yaptırır. Hani denir ya Nirvana'ya çıkartırır. Hı hı. Ya da yani Allah göstermesin seni en dibe bile çaktırabilir. O nedenle yani Monaco maçında çıkacak iyi bir sonuç moral motivasyonu yükseltecektir. Hocanın tabii ki mesela Maxi Gomez'i kullanma şansı olacak ligde. Öyle bir avantajı olacak. Oyuncuların yani biraz da bu maçın verdiği moralle galibiyet üzerine konuşuyoruz de. Verdiği moralle performansları daha da yukarıya çıkacaktır. O zaman ben yani İstanbul'daki maçta Trabzonspor'u Beşiktaş'a karşı daha şanslı görüyorum diyebilirim. Yani. Tabii iki maç kötü biterse oklar da hocaya biraz yoğunlaşır gibi gözüküyor. Maalesef. Yani çünkü bir kesim var hala mesela her fırsatta özellikle sosyal medya biliyorsun abi çok anormal bir şekilde yaygınlaştı. Oradan hocaya hedef alan böyle bir kesim var ama dün güzel bir şey vardı aslında onu unuttuk konuşmayı. Yani hoca gerçekten çok keyifliydi. Medyaya teşekkür etti. Yani işte her türlü medya oradaydı. Dijitali oradaydı. İşte yazılı, görsel hepsi oradaydı. Yani burada şu anda Trabzon medyası takıma inanılmaz destek veriyor ama işte o ama çok önemli. Belli bir noktadan sonra o bir anda şey dönebilir. Hani diyorum ya o rüzgar tersine dönebilir. Çünkü evet bu Abdullah Avcı buraya geldi. Uzun yıllar sonra Trabzonspor'u şampiyon yaptı. Çok önemli bir şey. Ama şu da var. Abdullah Avcı Trabzonspor'da ilk şampiyonluğunu yaşadı. Yani kariyerindeki en önemli başarılarını Trabzonspor'da. O yüzden evet Trabzon'un yani Abdullah Avcı'ya ihtiyacı var ama bana göre Abdullah Avcı'nın da Trabzon'a ve Trabzon taraftarına ihtiyacı var. Böyle bir desteği ben açık söyleyeyim hiçbir yerde bulamadım.
Evet, hattımızda Karadeniz Gaz Spor Müdürü Nihat Erence vardı. Nihat abi, ekleyeceğin herhangi bir şey var mı son bir cümle? Vallahi bugün sen gene yayının başında güzel bir ifade kullandın. Bu gece dedin 4'te 4. İnşallah. 4-4'lük bir gece olsun. Evet. İnşallah. 4-4'lük bir gece olsun. 19-15'te başlasın maçlar. Her maçı kazanalım. 22-24'te bittiğinde de keyifli bir akşam olsun. Biz onları yazarken keyifle yazarız. Keyifle anlatırız. Yeter ki hepsi kazansın bu maçları. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Aygün. İyi yayınlar diliyorum. Evet, hattımızda Karadeniz Gaz Spor Müdürü Nihat Erence vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Nihat abiyle bağlandık. Karadeniz Gaz Spor Müdürü Nihat Erenci'den de son dakika gelişmelerini aldık. Hem bu akşamki maçla ilgili hem de hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçıyla ilgili önemli bilgiler paylaştık. Yemin de aynısını söyledik. İnşallah bu gecemiz 4-4'lük olur. İnşallah 4 takımımızda puan değil, puanlar. 12 puanla kapatırız inşallah bu geceyi. Hattımızda spor yazarı Atakan Kurt var. Atakan, yerimiz hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Aygün abi. Yayınlar diliyorum. Evet, neler söylersin? Aslında bu akşam hem Fenerbahçe'nin hem Trabzonspor'un hem Başakşehir'in hem de Sivas'ın maçları var. Ülke puan açısından da çok çok önemli. Lider çıkma anlamında da çok çok önemli. Bu dört takımla ilgili neler söylersin? Kısa bir değerlendirme alalım istersen senden. İnşallah abi, istediğimiz sonuçları alır takımlarımız. Puanlar alırlar. Ülke puanına katkıda bulunurlar. Galiba Trabzonspor'da 5 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Doğru, doğru. Hatta ben şimdi sana 2 saniye içerisinde isimleri de söyleyeceğim. Serkan Hasan, Bruno Perez, Edin Visca, Dorukan Toköz tedavileri devam ediyor. Maxi Gomez de cezalı. Maxi Gomez cezalı. Kırmızı kart cezalı. Kırmızı kart cezalı. Bruno Perez, Edin Visca, Dorukan Toköz, Serkan Hasan. Anladım. Tedavileri devam ettiğin yoklar kadroda. İnşallah istenilen oyun, istenilen skor ve istenilen puanlar elde edilir. İnşallah Türk gecesi olur bugün. Ve hepimiz gecenin sonunda mutlu oluruz abi. Evet, Beşiktaş-Trabzon maçının hakemi açıklandıktan sonra sosyal medyada bir anda Ali Şansalan ismi TT oldu. Hatta bugün Deniz Çoban'ın da bununla ilgili bir yazısı var. Son zamanlarda çok faul hatası yapan ve gösterilmesi gereken kartları göstermekten imtina eden Ali Şansalan'ın böylesine atmosfer yüksek bir derbi atanması bana göre ciddi bir risk barındırıyor demiş Sayın Deniz Çoban. Hakemden başlayalım istersen. Ali Şansalan riskli bir tercih mi? Sen neler söylersin Beşiktaş-Trabzon maçı hakemiyle ilgili? Yani şu anda hakemlerimiz genelde formsuz ve ciddi anlamda bir kalite problemi yaşıyor MHK ve hakemler. Yani bir iki hakem dışında hangi hakemi verseniz zaten bu tür maçlarda ciddi anlamda problem teşkil edecek ve algı yaratılacak ya da TT olacak Twitter'da. Konuşulması, tereddüt ve tedirginlik yaşanması gayet doğal abi. Hı hı. İnşallah iyi yönetir maçı. Yani maçın önüne geçerse yine bir hafta boyunca hakem konuşacağız belli ki. Evet, devam edelim. Valerin İsmail'den bahsetmek istiyorum. Her maç tartışılan bir teknik direktör. Yani baktığın zaman evet, puan cetvelinde çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Ama kazandığı zaman konuşulmayan, en ufak kayıpta da kazandığı zaman bilhassa tartışılan bir teknik direktör. Oradan başlayalım. Neler söylersin Valerin İsmail'le ilgili? Sen beğeniyor musun Valerin İsmail'i? Ben beğenmiyorum. Yani takımı hazırlamada çıkardığı 11'ler, duran top organizasyonları, önde baskı, pres, hızlı oyun muazzam. Bu artıları hocanın. Eksilere oyun okuyamıyor. Oyuncu değişikliklerinde büyük problemler yaşıyor. Onun dışında elindeki o mevcut oyuncuları, daha doğrusu kulübedeki futbolcuları yeteri kadar kullanamıyor. Ve büyük takım gibi takıma, topa sahip olma, oyuna hükmetme, rakibini 90 dakika boyunca hapsetme. Yani hapsetme derken şöyle, 90 dakika boyunca hızlı oyun oynayamazsın abi. Büyük takım vitesi düşürür, arttırır, istediği gibi oyunu yönlendirir. Maçın sonunda %55-%60 topa hakim olmayla oyunu bir şekilde sonlandırır. Bu oyunu oynayamıyor. Yani tamamıyla topa hakim olup
pozisyona girmekte zorlanan takımlarımız da var. Ne öyle ne Beşiktaş'ın oynadığı gibi oyun. Yani ikisini harmanlamak ve ikisini güzel bir şekilde harmanladıktan sonra süslemek lazım. Beşiktaş hızlı oyunda, öne baskıda, pozisyona girmede başarılı ama oyuna hükmetmede, topa hakim olmada sıkıntı yaşıyor. Hı hı. Ama büyük takım topa hakim olmazsa, oyunu hükmetmezse, oyunu dinlendirmezse ya da sete çevirmezse başarılı olamaz, şampiyon olamaz. Yani Valen İsmail bu oyun yapısıyla, bu oyun aklıyla şampiyon olursa benim için çok 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 büyük sürpriz olur. Sürpriz abi. Olur diyorsun ha. Çok sürpriz olur. Yani büyük takım böyle oynamaz. Çünkü 90 dakika aynı oyunu sergileme şansın yok abi. Tamam, oyuna hızlı başladın. Mükemmel bir bence özellik. Yani bunu yapabilmesi gayet başarılı bence. İyi. İlk 30 dakika 40 dakika mükemmel, rakibi boğuyor. Ondan sonra yoruluyor. Yorulduktan sonra topu verdiğin zaman rakibe ya da topa hakim olmadığın zaman Gezal, Josef ve Getson gibi önemli oyuncular da problem çıkarıyor. Bunu da duyuyoruz. Çünkü onlar da topu istiyorlar. Topa hakim olmak istiyorlar. İkinci yarıda da tamamıyla rakip üstüne geldiği zaman yorulduğun anlarda pozisyonlar da veriyorsun. Bir de oyunun boyu uzuyor. 70 metrede oynuyorsun oyunu. Seni en ucundaki oynayan Vegors Santa yuvarlağına geliyor. Topu kaptığı zaman gol atabilmen için 50-60-70 metre gitmen lazım. Vegors zaten çabuk bir oyuncu değil. Çok ağır bir oyuncu. Onu da 90 dakika sağlık diyorsun. Muleka'yı, Cenk Tosun oyunu almıyorsun. Onun için hocanın, Valen İsmail'in yaptığı büyük yanlışlar ve eksiler de var. Yani Valen İsmail oyun yapısını ya da düşüncesini, mentalini değiştirmezse büyük problemler yaşar, şampiyon olamaz. Bir de Beşiktaş'ın bir hücum organizasyonu yok. Yani mesela Enkudu'yu kilitlediler, marke ettiler, Vegors'u tuttular. Beşiktaş iki maç pozisyona giremedi. Şimdi Gezal geldi. Gezal'dan sonra daha farklı bir oyun yapısı olacak ama bireysel oyuncu kalitesiyle gidiyor Beşiktaş. Bence Valen İsmail'in biraz şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Bu dev maçla ilgili çift forvet çıkacağı konuşuluyor. Yani Cenk Tosun'la Vegors'u çift forvet olarak kullanacağı konuşuluyor. Sen bununla ilgili neler söylersin sevgili Atakan? Yani topu sürekli ayağında tutarsa Beşiktaş problem olmaz. Ama şimdi Giresun maçında ne oldu? Son 15 dakika çift forvete döndü. İki tane orta saha oyuncusu oldu. Rakip de üç tane orta saha oyuncusu olduğu için orta sahayı eline aldı ve Beşiktaş'ın üstüne geldi. Yani solda oynayan Enkudu, sağda oynayan Gezal, ortada oynayan Josef ve Getson'a ciddi anlamda yardımcı olursa, ön taraftaki Vegors'a da Cenk Tosun'dan birisi sürekli orta sahayı üçlerse problem olmaz. Ama bunu yapmazlarsa tamamıyla orta sahayı rakibe verirsin. Takımın, bir takımın beyni, ruhu ve kalbi orta sahadır. Orta sahayı ele geçirmezsen maçı da kazanamazsın abi. Doğru. Beyaz Martlar demiş ki abi, Atakan abiye sorar mısın? Önümüzdeki iki maçı kazanırsak kolay fikstürde kaybettiklerimizi telafi edeceğiz. Sonra İsa maçında Ümraniye karşısında kapalı gişe 3-3'te gelir. Artık hocayı eleştirmiyorum, destekliyorum. Bu saatten sonra bu hocaya da ışık var abi demiş. Katılıyor musun? Hocayla ilgili ama ben çok ışık görmediğimi söyledim zaten hocada. Yani ışık yok ama şöyle bir şey var. Hatalarından ders alıp bu hataları tekrarlamazsa yani kötüye gitmez. Ama şu haftaya kadar gördüğümüz kadarıyla hocanın ciddi anlamda oyun okuma ve oyuncu değişiklikleri problemi var. Yani bu ne kadardan sürer? Aşikar. Takım kazanırsa, Beşiktaş kazanırsa Dünya Kupası'na kadar sıkıntı olmaz. Ama kazanmazsa ben Dünya Kupası sırasında bir hoca değişikliği bekliyorum. Var mı kafada bir isim? Yani aynı isim şu an milli takım için konuşuluyor, aynı isim Beşiktaş için konuşuyor, aynı isim. Hatta biraz daha ileri gidip Aksal Yavuz söyledi, Trabzon için bile konuşuluyor aynı isim. Şenol Hoca. Yani şu anda ne getirir ne götürür bilinmez abi. Yani şimdi tabii orada bazı denklemler var. Ahmet Tuğçe'ye bir yönetim, Ceyhun Kazancı, hı hı, yabancı mı gelir yine, yerli mi gelir, ama şimdi yabancı getirirse de sezonu çöpe atarsın. Yani inşallah Valen İsmail gitmez. İnşallah
hatalarından ders alır, daha doğru oyun şablonlarıyla, hücum organizasyonlarıyla, sistemiyle ya da oyunu okuma, oyuncu değiştirme aklıyla geri gelir ve Beşiktaş'ta bir hoca değişikliği olmaz. Ama Beşiktaş iyiye gideceğini son haftalarda kötüye gidiyor. İnşallah ilerleyen haftalarda toparlar. Tayyip Tağlan'ın performansını nasıl buluyorsun Atakan? Muazzam abi. İnanılmaz oynadı Giresun maçında. Hı hı. Bir de röveşata golü var değil mi? Röveşata golü var. Üstüne koyuyor. İyi oynuyor. Bence iyi oynamaya da devam edecek. Çünkü mesela Ümit Özat'la konuştuğumda eski öğrencisi hep şunu söylüyor. Çok çalışan bir oyuncu diyor. Yani çok çalışan, üstüne koyan, koymaya çalışan, haddini bilen ve açıklarını kapatmak için sürekli antrenmanda bunları gidermek için antrenmanlar, çalışmalar yapan, sürekli maç kasetlerini izleyen bir oyuncu diyor. Çok çalışırsanız başarılı oluyorsunuz abi. Ve nereye geldiğini, nerede oynadığını da farkında. Mesela Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha'dan Beşiktaş bu sene inanılmaz verim alacak. Ama tabii doğru yerde oynatılması lazım. Mesela son Giresun maçında sağ kanatta başlattı Tayfur'u. Çok iyi oynadı. İçeri kat etti. Oraları karıştırdı. Rozier boşalttığı alanlara girdi. Sonra ikinci yarıda bir anda sağ beke koydu Tayfur'u. Sonra orta sahaya koydu. Maç içinde bu kadar değişiklik yaparsanız, oyuncuların yerlerini değiştirirseniz randıman alamazsınız. Sonra forvete Vegor Cenk yaptı. Orta sahaya rakibe verdi. Pozisyonlar vermeye başladı. 90 artılarda golü yedi. Offside olmasa gitti 2 puan. Gerson Fernandes'in performansını nasıl buluyorsun? Çok iyi bulmuyorum. Değil mi? Onda bir düşüş var. Çok kötü de bulmuyorum. Kötü oynamıyor ama geçen sene ve ondan önceki sene Galatasaray'dayken ve Rizespor'da ilk 6-7 hafta gösterdiği performans çok üst seviye bir performans abi. O performansı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama kötü bir oyun mu görüyoruz? Kötü bir oyun da görmüyoruz. Ben fiziksel olarak ben iyi olduğunu, güçlü olduğunu, kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Daha kuvvetli olmalı. Acaba işte kendine mi dikkat etmiyor? İyi mi çalışmıyor? İyi mi işte yaşamıyor? Bilmiyorum. Ama daha diri, daha kuvvetli Gerson Fernandes'i gördük biz daha önce. Beşiktaş'ın iç saha ortalaması 1.88 gözüküyor. Bununla ilgili neler söylersin? 17 maça çıktı Valerian İsmail. 8 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Siyah beyazlar deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet, 4 beraberlik, 20 puan topladı. İsmail iç sahadaki ise biraz daha farklı bir görüntü. Vodafone Bank'ta 9 maça çıkan Fransız teknik adam bu mücadeleler 5 galibiyet, 2 beraber, 2 yenilgi aldı. 17 puan topladı. Dış sahada 2.5 gözükürken iç sahada 1.88 ortalama gözüküyor Beşiktaş'ta. Şimdi dış sahada savunma yapıp öndeki hızlı çabuk oyuncularla sonuca gidebiliyorsunuz. Yani kontratak takımı gibi oynuyorsunuz. Hı hı. Ondan 2.5 ortalama. İç sahada da kapanan savunmalara karşı önde baskı, pres saldırıyorsunuz. Skoru yapıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Son yarım saat zaten topa, oyuna hükmetmediğiniz için rakip üstünüze geliyor. Ve istemediğiniz sonuçlar ve skorlar elde edebiliyorsunuz. Yani büyük takım kendi evinde topa hakim olacak abi. Topa hakim olamazsan gelirler, cezayı keserler. Bir de arkadaki defolar da ortaya çıkıyor topu rakibe verdiğin zaman. Neyin olduğu ortaya topa çıkıyor? Ya şimdi topa rakibe vermek biraz kötü bir cümle. Kimse topu rakibe vermek istemez ama topa hakim olmak istemiyor diyelim. Hı hı. Topa hakim olmak istemeyince, top rakipte kalınca senin arkadaki defoların da ortaya çıktı. Mesela Tayyip Talha oynamadı haftalarda. Necip stoperde görev yaptı. Çok iyi, çok kötü performanslar sergilemedi ama iyi performanslar da sergilemedi. Kaptırdığı topu söylemeyeceğim. Orada takım arkadaşları boşa çıkıp topu da almadılar. Orada sadece Necip'in hatası yoktu ama Ersin kaleyi bulan şutların çoğunu içeri aldı. Savunmada hatalar oldu. Niye defolar ortaya çıktı? Çünkü top sende değil. Top sende olduğu zaman ne oluyor abi? Sen Gomez, Sosa, Atiba, Oğuzhanlı, Kovalyaçma'da olacağı sezonda şampiyon oldun. İnanılmaz bir performans gösterdin. O sene Ersan Gülüm, Rodolfo stoper, sağ bek Andreas Beck,
sol bek İsmail Köybaşı, kalede Tolga Zengin. Çok mu iyi değil ama top sende. Top sende olunca ne oluyor? Rakip çok fazla üstüne gelmiyor, defolar ortaya çıkmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Top sende kalırsa problem yok abi. Son sorum da teknik adamlar üzerinden olsun. Neden öyle söylüyorum? Valerian İsmail'e baktığımız zaman en fazla eleştirilen isim, devamlı tartışılan isim ama maalesef ilk 9 haftada toplamış olduğu puanla 18 puanla zirvede. Şenol Güneş 15 puan toplamış mesela. Abdullah Avcı 12 puan toplamış. Sergen Yalçın 16-17 puan toplamış. Valerian İsmail 18 puan Şenol toplamış. Şenol Güneş hangi sezon toplamış? 2017-2018 15, 2018-2019 döneminde gene 15 puan toplamış. Yani ilk şampiyon olduğu ve ikinci şampiyon olduğu sezonlar. Yani ikinci şampiyon olduğu sezon için başarısız bir performans. İlk şampiyon olduğu sezon bütün maçları deplasmanda oynuyordu. Hayır, şey diyorum yani, bu kadar çok tartışılmasına rağmen mesela baktığın zaman Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın'ı geçtiğini görüyorsun Valerian İsmail'in puan anlamında. Ya oyun olarak içerisinden bir oyun oynamıyor. Yani inşallah düzeltir, toparlar. Verilerde problem yok. Verilerde iyi. Ama oyunda iyi değil. Ya da 90 dakika yaydığın zaman iyi değil. Ama bundan sonra inanılmaz performans gösterir. İyi oyun okur. İyi oyuncu değişiklikleri yapar. İyi kadro, yani kötü kadro sürmüyor gerçi sahaya. Bunları yaptığı ve gerçekleştirdiği anda, hatalarından ders alıp bunları çözdüğü anda zaten kimsenin kafasına soru işareti olmaz abi. Çünkü puan sıralaması da iyi durumda. Doğru. Atakan, ekleyeceğim bir şey var mı derbiye yönelik? Son senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi. İnşallah iyi bir maç olur. Trabzon da iyi durumda değil. Yorgun gelecek maça. Geçen seneki Trabzon'dan ciddi anlamda yerler esiyor. Onlar da çok fazla transfer yaptılar. Ön tarafı tamamıyla değiştirdiler. Çok sakat oyuncu oldu. Şanssızlıklar da oldu. Vakayeme takımın %50'siydi. Vakayeme'yi çok arıyorlar. Doğru. Trezeguet kötü oynamıyor ama bir Vakayeme değil. Doğru. Visio yoktu. Abdülkadir Ömür sözleşme yenilemedi. Yusuf Yazıcı istedikleri performansı sergilemiyor. Cornelius son dakika gitti. Onu arıyorlar. Trabzonspor eski Trabzonspor değil. Yani Beşiktaş'ın ben daha şanslı olduğunu düşünüyorum bu maçta. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum abi. Evet, hattımız spor yazarı Atakan Kurt vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet, bugünlükte Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.